Telebir televizyonu ekranlarından 21 Temmuz Cuma sabahından haftanın son iş gününden herkese günaydın değerli izleyiciler. Gün başlıyor programı ile karşınızdayız. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca bu ekranda haftayı derleyeceğiz birlikte. Neler yaşandı sizlere aktaracağım dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlıkları aktarmaya başlayayım. Dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı biliyorsunuz ve yine bir faiz artışına gidildi. Merkez Bankası Haziran ayında da yükselttiği faizi böylelikle ikinci kez arttırmış oldu. Erdoğan'ın düşük faiz tezi doğrultusunda 27 ay boyunca ısrarlı bir şekilde faizi indirme kararı alan Merkez Bankası NASA pas dedi ve faizi bir kez daha yükseltti. Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki para politikası kurulu saatler 14'ü gösterdiğinde açıkladı. Öncesinde toplantı gerçekleşti. Haziran ayında da 6,5'luk bir artışla %15'e yükseltilmişti faiz ve Temmuz'da da üzerine 2,5 eklendi, puan daha eklendi ve yeni faiz böylelikle %17,5 olmuş oldu ama piyasa beklentilerinin altında kaldı. Dün Kerim Rota ile de konuşmuştuk programda hatırlarsanız. Orada da Kerim Rota demişti ki %20'nin altında kalırsa beklentilerin altında kalmış olacak ifadesini kullanmıştı. Nitekim öyle oldu. Muhalefet iktidar faiz artışıyla U dönüşü yaptı derken Temmuz faiz artışının enflasyonla mücadeleye yetmeyeceği de belirtiliyor. Merkez Bankası faiz artışından sonra yaptığı açıklamada enflasyonda yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtti. Şimdi vergi düzenlemelerinin yaptığı atıfsa ilginçti, dikkat çekiciydi Merkez Bankası'nın orayı. Tam tümceleri okumak istiyorum. Kurul, vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerindeki olumsuz etki yapacağını öngörmektedir diyor. Yani Merkez Bankası aslında isyan ediyor bu açıklamasıyla birlikte. Para politikalarıyla maliye politikaları arasında bir uyuşmazlık olduğunu ifade ediyor ve bundan rahatsızlık duyulduğunu da anlıyoruz. ÖTV ve KDV'deki artış Temmuz enflasyonunu nereye getirecek bilinmiyor. Uzmanlar uyarıyor. En yüksek enflasyonlardan biriyle karşı karşıya kalabiliriz. Çift taneye yaklaşabilir aylık enflasyon diye uyarılar sürüyor. Ama Merkez Bankası'nın faizi ikinci kez artırmasından sonra döviz kurunda da aşağı yönlü bir hareket olmadı. Dolayısıyla enflasyonda artışı gözlemleyeceğiz. Aksine döviz kurlarında yukarı yönlü hareketi gördük ikinci faiz artırımının sonrasında. Profesör Doktor Acemoğlu diyor ki ekonomist, ekonomide belki seçime kadar bile ayakta kalma göremeyeceğiz. Yani ekonomi seçime kadar bile dayanamayabilir ifadesini kullanıyor. Peş peşe uyarılar var konuyla ilgili. Süreçte neler oluyor? Zam üstüne zam yağmaya devam ediyor. Örneğin bugün motorine bir zam daha geldi. 1 lira 55 kuruşluk. Bazı iddialar var İstanbul'la ilgili, Ankara ile ilgili henüz resmileşmedi ama taksilerin ücretlerine zam geldiği konuşuluyor. İndi bindi fiyatlarında müthiş bir yukarı yönlü hareket var. Ankara'da 50 lirayı bulduğu ifade ediliyor. İstanbul'da ise indi bindi ücretinin artık 75 lira olduğu söyleniyor. Ama henüz kesinleşmiş bir durum da yok. Onu da belirteyim. Yani artık kimse taksiye de binemeyecek böylelikle. Peki bir süredir konuşuyoruz emekliler. Onlar büyük bir hayal kırıklığına uğradılar ve milyonlarca emekliye 1 lira bile zam yapılmadı bu ülkede. Dolayısıyla protestoları, isyanları devam ediyor. Aktaracağım sizlere o görüntüleri, getireceğim ekranlarınıza. Maaşlarına %25 zam yapılan ama 7500 liralık maaşı almaya devam eden 1 lira bile maaşları artmayan emekliler Temmuz maaşlarını almaya başladılar değerli izleyiciler. Hem öfkeliler hem de önümüzdeki 6 ay boyunca nasıl geçineceğiz diye kara kara düşünüyorlar. Bu soruyla birlikte isyanları da sürüyor elbette, haklı isyanları. Çünkü yapılan zam ceplerine yansımadığı gibi bir de süreçte iğneden ipliğe zam geliyor. En çok etkilenen kesimse emekliler. Emekliler hayat pahalılığına karşı tepki gösteriyorlar. Sokaklardalar, protestolar devam ediyor. O görüntüleri paylaşacağım az sonra sizlerle. Ve siyasetin gündemiyle devam edelim. CHP'de sızdırılan videonun tartışması devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ile parti meclisi üyesi geçen dönemden ve bugünün kritik koltuklarında oturan CHP'li isimlerin bir araya geldiği o video biliyorsunuz sızdırıldı ve sonrasında da
bir tartışma başladı. O da nedir? CHP içerisinde etik tartışması. İkiye bölünen CHP'de bu konunun bir taraf etik olmadığını söylüyor, diğer tarafsa gizli bir durum yok ifadesini kullanıyor. O tartışmalar gelecek ekranlarınıza. En son kim ne dedi konuşacağız. Ve Kemal Kılıçdaroğlu dün kendisi Habertürk'te bir programa katıldı. Kılıçdaroğlu'ndan da sızdırılan toplantı ve kurultayla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Dün Habertürk'te katıldığı programda açıkladı. Kurultayın yerel seçimlerden önce olmasını istiyorum dedi. Bundan yanayım ifadesini kullandı. Sızdırılan toplantıyla ilgili de sert konuştu. Yine etik bulmadığını, etik ve normal değil dedi. Bu ifadeyi tam olarak kullandı. Ve tekrarlandığında da gereğini yapacağım ifadesi son derece dikkat çekiciydi. Yerel seçimlerle ilgili açıklamaları da dikkatimi çekti. Sizlerin de mutlaka eğer dün akşam takip ettiyseniz veya sosyal medyada denk geldiyseniz eleştirilere konuyla ilgili, yerel seçimler için bir yenilgi olmadığını söyledi. Hatta şu anda buyursunlar sandığı koysunlar görelim ifadesini kullandı. Henüz 2 ay önce seçimi kaybeden ana muhalefet partisinin lideri Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ile ilgili tartışmalar gündemdeydi biliyorsunuz. Kazansaydık 3 bakanlık ve MİT'i bana vereceklerdi diyordu. Süreç içerisinde eğer yalanlama gelirse de ispatlarım ifadesini kullanmıştı. Davutoğlu'nun çıkışı vardı, Faik Öztürk konuyla ilgili vardı ve her ikisi de böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylüyordu. Ama dün Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki evet var, aramızda imzalanan bir protokol var, hem de gizli bir protokol, anlatmam da pek mümkün değil ifadesini kullandı. Ve o zaman tabii ki ilk akıllara gelen soru partinizin sözcüsünün bundan haberi yok muydu oldu. Evet yoktu ifadesini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı biliyorsunuz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Böyle bir protokol yok ifadesini kullandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanladığını söylemişti. Ama dün Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kimsenin haberi yoktu. Evet böyle bir protokol var, imzalandı ifadelerini kullandıktan sonra sosyal medya, özellikle Twitter çalkalanmaya başladı. İYİ Partili bazı milletvekillerinden çok sert açıklamalar geldi. Biz sizin için seçimlerde oy toplarken siz arkadan iş mi çeviriyorsunuz şeklinde ağır sözler kullanıldı. Ve bundan sonra güveni nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz diye de İYİ Partilerin yoğun tepkisi vardı. Şimdi başlıklara bakacağız. Detaylarını bu başlıkların aktaracağım sizlere. Şimdi Merdan Yanardağ ile ilgili bir gelişme var, onu da aktarayım. Biliyorsunuz kendisi bugün 24 gündür tutuklu. 21 Temmuz itibariyle 24 gündür özgürlüğünden mahrum, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Sözleri bağlamından kopartıldı, çarpıtıldı ve montajlı bir video gerekçe gösterilerek özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Burada amaç neydi? Elbette ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne bir darbe vurmaktı ve en etkin isimlerden bir tanesini de tutuklayarak bir çözüm arayışına gitmek istedi. İktidar muhalif medyayı, bağımsız medyayı susturmak için bir çaba sarf ediliyor süreçte. Şimdi dün Tele1 Genel Koordinatörü Murat Taylan ve Tele1 Ana Haber Spikeri Evren Özalkuş Merdan Yanardağ'ı ziyaret ettiler ve kendisinin mesajlarını bize dün saatler 20'yi gösterdiğinde 404 Yanıt programında aktardılar. Cezaevinden herkese selam ve teşekkürlerini iletti Merdan Yanardağ. Tüm Tele1 izleyicileriyle, tüm Tele1 çalışanlarına selam ve teşekkürlerini iletti Yanardağ. Ben de buradan bir kez daha sizlere aktarayım. Evren Özalkuş ve Murat Taylan açıklamaları son derece duygusaldı dün programda yaptıkları. Evren Özalkuş duygularını, cezaevine ilk kez gittim. Çok soğuk, çok yalnız bir ortam. Merdan gibi haksızca, hukuksuzca orada tutulanları düşündüm. Neden oradalar diye sordum ifadeleriyle tanımladı. Orada yaşadıklarını, deneyimlerini ve Murat Taylan'da üzgün olduğunu dile getirerek doğru düzgün hal hatır bile soramadık. Zayıflamış diyemeyiz ama form tutmuş. Biliyorsunuz spor yapıyor orada. Ve Tele1'i yaşatmak konusunda izleyicilerimizin verdiği desteği ve her şeyi yaptığımızı anlattık. O da mutlu.
mutlu oldu. Zaten işin başındayken çok koşturuyordu. Emre hocamıza da geçmiş olsun dileklerini iletti, ifadesini kullandı. Murat Taylan'da Erdan Yanardağ'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda. Hepsinin detaylarına bakacağız. Şimdi dilerseniz gazetelere bakalım. Bugün bu sabah 21 Temmuz haftanın son iş gününde gazetelere neler yansıdı gelsin ekranlarınıza. Sözcü gazetesine bakıyorum. Seçimden önce nas, seçimden sonra bas ifadeleriyle çıktı bugün manşetten. Faiz sebep enflasyon sonuç politikası rafa kaldırıldı biliyorsunuz değerli izleyiciler. Dün ve geçtiğimiz ayla birlikte iki kez faiz artırımına gitmiş oldu iktidar. Yıllarca Kur'an'dan nasıl örnek gösterip faizi indirten iktidar seçimi tekrar kazanınca U dönüşü yaptı. Politika faizi 250 puan artışla %17,5'a çıkarıldı. Peki şimdi ayrıntıları gelsin ekranlarınıza anlatayım bu süreçte bizler neler yaşadık. Ben ekonomistim diyen Erdoğan, Eylül 2021'den seçime kadar olan süreçte ekonomi bilimine aykırı bir politika uygulattı. Hepimizin şu anda içinde bulunduğu enkazı deneyimletti bizlere. Faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Kur'an'dan nasıl örnek gösterip faizleri indirtti. Bu yüzden kur patladı. Çarşı pazarda her şeyin fiyatı katlandı. Milyonlarca vatandaş yoksullaştı. İktidar Mayıs'ta seçimi kazanmasının ardından faiz konusundaki tavrını değiştirdi. Seçim öncesindeki faiz indirimi politikası faiz artışına döndü birdenbire. Merkez Bankası geçen Haziran'da 650 baz puan artırdığı politika faizini dün 250 puan daha artırdı. Böylece faiz %15'ten %17,5'a çıkarıldı. Politika faizi böyle indirildi, böyle çıkarıldı şeklinde bir grafiğe de yer verildi. 8,5'a kadar indirildi. %19'daydı biliyorsunuz ve tarihler Mart 2021'i gösterdiğinde sonrasında ay ay Eylül 2021, Ekim derken 8,5'a kadar çekildi. Tarihler 2023 Haziran'ı gösterene kadar sonrasında artışa gidildi. Geçtiğimiz ay 27 ay aralık verildikten sonra bir ara verildikten sonra yukarı yönlü seyrettirildi %15'e ve sonrasında şimdi de üzerine 2,5 puan daha konularak %17,5'a çekilmiş oldu. Grafikte de anlattı Sözcü gazetesi gelinen noktayı hızlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde aşağı yönlü hareketlerini sürdürdükten sonra aniden bir U dönüşünü gerçekleştirdi. Aslında biz dış politikadan zaten tanıyoruz nasıl U dönüşü yaptığımızı. Ekonomide de şaşırmıyoruz dolayısıyla. Çünkü bakıyorsunuz şimdi Körfez turunda bir sıcak para arayışına gitmiştik ya oradan minnettar olarak döndük değerli izleyiciler. Elbette ard arda tepkiler geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan Türkiye heyetini Abu Dhabi'deki El Vatan Sarayı'nda ağırladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan 50,7 milyar dolarlık 13 anlaşmanın ardından açıklamada bulundu. Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız diye konuştu. Bu sözler sosyal medyada elbette olay oldu değerli izleyiciler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir devlete, hiçbir koşulda minnettar olamayacağına dair eleştiriler de ard arda geldi. Mehmet Şimşek'in bu skandal sözlerinin ardından. Şimdi dün Merkez Bankası aylar sonra, 27 ay sonra zaten NASA pas demişti. Bir kez daha faiz artışına gidildi. Bir önceki faizin üzerine %2,5'luk bir puan daha konularak yukarı yönlü harekete geçirildi. Yeniden %17,5'a çıkarıldı. Bu sefer peki bakalım faiz artışına giden o süreci ekranlarınıza getirelim ve cebimize nasıl yansıyacak? Asıl merak ettiğimiz konu bu. Pek beklentimiz yok. Hep daha da yükselecek diye düşünüyorum ben. Fazla kaça kadar çıkar sizce dolar şu an? Yani ben yıl sonuna kadar faizin %35 bandına çıkarını düşünüyorum. Dolar 28 garanti yani. İşareti yandaş gazeteci Abdülkadir Selvi vermişti. Öyle de oldu. Merkez Bankası faizi %2,5 arttırdı. Artış beklentilerin altında kaldı. Beklenti 300 baz puanla 500 baz puan arasındaydı. Bu yeterli değil. Ancak kademeli faiz artışları devam edecektir.
artık doları da aşağı düşürme seviyemiz gerçekten çok zorlaştı. Merkez Bankası'nın faiz kararı yine beklentilerin altında kaldı. Piyasalar karıştı. Şu anda doların alışı 27 lira 20 kuruştan, satışı ise 27 lira 50 kuruştan. Euro'nun alışı 30 lira 42 kuruştan, satışı ise 30 lira 75 kuruştan işlem görürken gram altın alışı 1732 liradan, satışı ise 1757 liradan işlem görüyor. Pazartesi salı 28-29 bandını görme ihtimalimiz çok yüksektir yani. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Tam 27 aydır nas diyordu Merkez Bankası. Geçen ayki toplantısında ilk kez faiz arttırımına gitti. Beklenti faizin %20'ler seviyesine çıkmasıydı, öyle olmadı. Para politikası kurulu %15 olan politika faizini 2,5 puan artışla %17,5'a yükseltti. Makas da çok açık. Dolarda alım sattım arasında neredeyse 1 lira fark ediyor. Bu da doların yukarı gideceğin habercisidir. Para politikası kurulu faiz arttırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını da bildirdi. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. PPK metninde bu kez Körfez turu sonrası doğrudan yabancı yatırımlar ifadesi de girdi. Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süre gelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengeleme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır. Merkezin faiz kararı kapalı çarşıyı da hareketlendirdi. Beklentileri karşıladı mı bu açıklama? Karşılamadı. En aşağı bir 500 bas puan arttırması lazımdı ki birazcık beklentiler dahilinde olurdu yani. Sıcak döviz akışı olursa ancak bir rahatlama olur. Dolarda artık 25 liranın altı çok zor. Para piyasası uzmanı Reşat Yılmaz, Merkez Bankası'nın döviz topladığına da dikkat çekti. Piyasalarda yaklaşık 2 haftadan beri Merkez Bankası döviz topluyor. Bak bu çok önemli. Yerli döviz almıyor, yabancı da döviz almıyor. Şu anda Merkez Bankası döviz topluyor. Ekonomistler diyor ki beklentileri karşılamadı. Elinizi Merkez Bankası'ndan çekmezseniz enflasyon düşmez. Rasyonaliteye dönüş yani yine kağıt üstünde kaldı diyor. Birinci sayfadan verdi haberi Karar Gazetesi, ayrıntılarıyla birlikte gelsin ekranlara. Elinizi Merkez Bankası'ndan çekmezseniz enflasyon düşmez. Ali Babacan, merkezin kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, devamlı düşecektir sözlerini hatırlattı. Deva Partisi lideri anlamadı, anlamıyor. Seçimden önce düşecek diyor, seçimden sonra iki kez faiz artırıyor. Erdoğan Merkez Bankası'ndan elini çekmedikçe enflasyon düşmeyecek dedi. Enflasyonun da kurun da tırmandığı süreçte Merkez Bankası faizi 17,5'a çıkardı. Beklentilerin altında kalan artış, ekonomistler faiz politikası hala bilim dışı ve irrasyonel dedi. Merkez Bankası beklentilerin altında bir hamleyle faizi %17,5'a yükseltti. Parasal sıkılaştırmanın süreceği vurgulandı. Enflasyondaki yükseliş trendinin devam edeceğine dönük öngörü de paylaşıldı. Karara ekonomistlerden tepki geldi. Profesör Doktor Serap Dursoy, beklenti yönetimine ilişkinde yanlış adım atıldı dedi. Mafi eğilmezse yapısal reformlar yapılmadan kerhen arttırılan faizle bir yere varmak mümkün değil tespitinde bulundu. Gönenç Gürkaynaksa rasyonel zemine dönen yok ifadesini kullandı. Süreç içerisinde baktığımız zaman rasyonel politikalara dönen yok, bir zam yağmuru içerisindeyiz. Gazetede de yer verildi. Akaryakıta bir haftada ikinci kez büyük bir zam geldi. Bugün de motorinde zam var. Depodaki yangın büyüyor. ÖTV artışıyla birlikte benzinin litresi 34 lirayı aşarken pompayı bu kez kur zammı vurdu. Motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk bir zam geldi değerli izleyiciler. Yeni düzenlemeyle İstanbul'da motorinin litresi ne kadara yükseldi derseniz ayrıntılarını ben şimdi aktarayım sizlere. ÖTV artışına rağmen akaryakıta zam furyası tam gaz devam ediyor. Motorine bu gece itibarıyla 1 lira 55 kuruşluk bir zam yapıldı.
Hafta başında akaryakıtta ÖTV artmıştı. Motorinin litresi 6 lira birden yükseltildi. Bu kadarla da kalmadı. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla, yani bugün, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 55 kuruşluk bir zam yapıldı. Artış pompa fiyatlarına yansıdı. Sürücüler kontak çeviremez oldu. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33 lira 92 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34 lira 05 kuruştan alıcı buluyor. Yılbaşında benzin fiyatları ne kadardı diye soracak olursanız 21 lira 14 kuruş. Motorinin fiyatı ise 23 lira 50 kuruş seviyesindeydi. Şimdi katlandı. Hafta başında akaryakıtta ÖTV artmıştı. Motorinin litresi 6 lira birden yükseltilmişti. Bu kadarla da sınırlı kalmama kararı alındı ve bugün itibarıyla da dev bir zam yapıldı. 1 lira 55 kuruşluk. Ama bunlar daha iyi günlerimiz değerli izleyiciler. Bir Gün gazetesi öyle diyor. Zam üstüne zam yağarken faiz yine artırıldı ve bunlar daha iyi günlerimiz. Ekonomiyi batıran, dışarıda para dilenen saray rejimi nas var diyerek seçime kadar indirdiği faizi 2 ayda ikinci kez artırdı. Uzmanlara göre ne yapsalar nafile. Her gün zamlar yağarken ekonomiyi iflas noktasına getiren saray rejimi bir taraftan sıcak para arayışına girerken diğer taraftan da faiz artışıyla durumu kurtarmaya çalışıyor. Seçim ekonomisi nedeniyle kasayı boşaltan, kaynakları ve bütçeyi tüketen iktidar nas var diyerek indirdiği faizi peş peşe ikinci kez artırdı. Merkez Bankası politika faizini %15'ten %17,5 seviyesine çekti. İsteyerek yapıldı başlığıyla devam ediyor haber. Ekonomistlere göre bu kararda yangını söndürmeyecek. Doçent doktor Çiftler diyor ki para ve maliye politikası rasyonel zemine işaret etmiyor dedi. Güldem Atabay ise yanlış para politikasıyla cari açık yükseldi. Büyüme dengesizlikler üzerine kuruldu. O nedenle Körfez'de para aranıyor. Bu duruma isteyerek getirildi. Servet transferi yapıldı. Ekonomi böyle yönetiliyor denildi. Şimdi bunlar daha iyi günlerimiz diyoruz ya değerli izleyiciler. Süreçte bu ekonomik enkaz içerisinde sahtekarlıklar da artıyor elbette. Düşük gramajlı altına aman dikkat diye de uyarıyor şu gazete. Hangi gazeteyse arkadaşlar, hemen detaylarına bakalım. Korkusuz gazetesi. Küçük bir başlıkta normalde yazıp sizlere de aktarıyoruz değerli izleyiciler. Polis altın dolandırıcılarına göz açtırmadı. Aman dikkat, İstanbul Kapalı Çarşı'da ayarını düşürdükleri mücevherleri yaldızlama yaptıktan sonra piyasaya sürenlere operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 80 milyon liralık ayarıyla oynanmış 50 kilo altın ele geçirildi. Yani bu süreç içerisinde de dolandırıcılıklar artıyor. Kapalı Çarşı'daki altın operasyonu gelsin ekranlarınıza. Altın fiyatları sürekli yükselirken sahtekarlar da sahtesiyle piyasayı dolandırmaya çalışıyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da iki kişi ayarı düşürülmüş altın bilezik, zincir ve yüzük gibi mücevherleri takoz, yaldızlama, patentleme, süsleme adı altında piyasaya sürmeye çalıştı. Dolandırıcılar sahte altınları kuyumculara satmaya çalışırken polisin radarına yakalandı. Bir ay boyunca dolandırıcıları takip eden polis operasyon başlattı. Piyasa değeri 80 milyon lira olan 50 kilo sahte altın ele geçirildi. Atölyeci ve imalatçı olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi Evrensel Gazetesi gelsin ekranlarınıza. AKP'ye manevra alanı, halka yeni pranga manşetiyle çıktı bugün. Ayrıntıları ise şöyle. AKP son 15 yılda %831 artırdığı kısa vadeli kamu dış borcunu Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen sıcak parayla çevirecek. Profesör Doktor Kozanoğlu diyor ki iktidar ödemeler dengesi krizini öteliyor. Sıcak para
Girişinin halka maliyeti büyük. Borç da kapıda, maliyetse belirsiz. Devletin bir yılda ödemesi gereken 32,6 milyar dolar dış borç kapıda dururken hükümet Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık niyet anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Birleşik Arap Emirlikleri kısa vadede 8,5 milyar dolarlık sıcak para ihraç edecek. Sıcak para girişinin halka maliyeti ise belirsiz. İktisatçı Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, ülke tam bir ödemeler krizi dengesinin eşiğine gelmişti. Bu hamle AKP'ye bir manevra alanı kazandırabilir ama bunun yurttaşa bir faydası yoktur. Yükü emekçilere yükleyen, vergilerle gelir adaletsizliğini ağırlaştıran politikalar devam edecektir diyor Hayri Kozanoğlu. Halk artık daha karamsar diyor. Tüketici Güven Endeksi de bize bu verileri söylüyor. Bu verilerle halkın artık daha karamsar olduğunu söylüyor. Seçim sonrası karamsarlık arttı ve 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi Haziran ayında %7,8, Temmuz ayında da %11,3 olarak geriledi. Haberin devamında akaryakıta yapılan zamlar var değerli izleyiciler. 45 günde 6. zam geldi. Altın fiyatları rekor kırdı. İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde, yani zam yağmuru kasırgaya dönüştü. Yurttaş her gün, artık her sabah yeni bir zamla uyanır ve şaşırmaz hale geldi. Akaryakıta gelen zamlar haricinde o zamlardan ulaşım ve ekmek de nasibini aldı. Zam üstüne zam yağıyor. Akaryakıt zamları da durmuyor. İğneden ipliğe, her şeye zam gelmeye devam ediyor. Artan fiyatlar yurttaşınsa cebini yakıyor. Toplu ulaşım ücretlerine de zam gelmeye devam ediyor. Ankara'nın ardından Antalya ve Kayseri'de de toplu ulaşım ücretlerine zam geldi. Antalya'daki zam oranı %56 oldu. Antalya'da 9 lira 60 kuruş olan tam ücret 15 liraya, 4 lira olan öğrenci ücreti 6,5 liraya, 8 lira 40 kuruş olan indirimli ücretse 14 liraya yükseldi. Toplu ulaşıma zam yapan bir diğer ilse Kayseri oldu. Kayseri'de tam bilet 11 lira 50 kuruş, indirimli bilet 6 lira 25 kuruş, tam abonman aylık 490 lira, indirimli abonman da aylık 175 lira oldu. Öte yandan ekmek de birçok kentte zamlanmaya devam ediyor. Son olarak Ankara, Osmaniye, Yozgat ve Van'da ekmek fiyatları zamlandı. Ankara'da zam oranı %40 oldu. Ankara'da 200 gram ekmek 7 liradan, 400 gram ata ekmeği de 14 liradan satılacak. Osmaniye'de de ekmeğe zam geldi. Osmaniye'de 5 liradan satılan 220 gram ekmek 7,5 lira oldu. Osmaniye'de yurttaş zamma tepkiliydi. 100 kişi çevir 99'u der, memnun değilim der zamda. Ama oya gelince verir, o kadar basit. Param yok. Nasıl edeyim, sakal taş. Ne edeyim? Allah'a havale ettim onları. Daha yükselsin, daha güzel, böyle iyi. Bunlara iyi oluyor. Yozgat'ta da ekmeğe yapılan %44,4 zam kararı uygulanmaya başlandı. Yozgat'ta 210 gram ekmeğin fiyatı 4,5 liradan 6 lira 50 kuruşa yükseldi. Van'da da 4 liradan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 6 lira oldu. Sıcak kavuruyor, zamlarsa yakıyor. Korkusuz gazetesine göre iktidarın yanlış ekonomi politikalarının yol açtığı zamlar durmuyor değerli izleyiciler. Az önce ekranlarınıza da taşıdık. Yeni zamlar da yolda. Aylardır süren zam fırtınası işte böyle kabusa dönüştü. Son olarak motorine, şehir içi ulaşıma, ekmeğe, gıdaya ve bedelli askerliğe zam geldi. Kim bilir daha ne zamlar yolda bekliyor bizlere vatandaş. Hemen her gün yapılan zamdan artık bunaldı. Fahiş fiyat artışları halkın belini iyice büküyor. Dar gelirlinin zam günlüğünde neler yer aldı? Birlikte bakalım isterseniz. Seçimlerden bugüne motorin 13 lira 80 kuruş zamlandı. Ankara'da ekmek fiyatına %40 zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira oldu. Antalya'da toplu ulaşıma %56 zam kararı alındı. 9 lira 60 kuruş olan tam bilet 15 liraya, 4 lira olan öğrenci bileti 6,5 liraya çıktı. Bedelli askerlik ücreti de yeni düzenleme ile birlikte 122.351 liraya
yükseltildi. Şimdi dayanacak gücü kalmadı artık yurttaşların, zamları geri alın diye protestolar sürüyor. Eskişehir'de hastane bahçesinde oturma eylemi yapan sağlıkçılar zamlara isyan ettiler. Zamların geri alınmasını, yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyacak maaşlar istiyoruz diye taleplerini sıralıyorlar. Dayanacak gücümüz kalmadı, zamları geri çekin yazılı pankartlarla iktidara seslendiler. Peki o zamlar geri çekilecek mi? Yeni gelen zamlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Süreçte bedelli askerliğe zam geldi ve fiyatı 122.351 lira oldu. Milli Savunma Bakanlığı Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının 122.351 lira olduğunu açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayınlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351 Türk Lirası olmuştur. Bedelli askerlik ücreti 6 ayda bir memur maaşı katsayısı dikkate alınarak belirleniyor. Böylece 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104.084 lira olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 liraya çıkarıldı. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Az önce ifade ettim, elbette protestolar sürüyor bu zam yağmuruna. En çok da emekliler sokakta, çünkü onlar 1 lira bile zam alamadı değerli izleyiciler. İzmir'de DİSK Emekli Sen üyeleri maaşlarına yapılan %25'lik zamı protesto için alanlara indiler. Yaşadıkları zorlukları anlatan emekliler, maaşımız açlık sınırının altında, geçinemiyoruz, insanca yaşam istiyoruz, bu zamları kabul etmiyoruz dediler ve İşte şimdi ekranlarınıza geliyor emekliden zam isyanı. AKP zamları anlaşılacak. İzmir'de emekliler maaşlarına yapılan zamlara ve hayat pahalılığına karşı tepki gösterdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Emekli Sen üyeleri Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Enflasyon karşısında yaşadıklarını Enflasyon Canavarı isimli bir mizah senle anlatmaya çalıştılar. Bizim bu mizanseni yapmamız Türkiye'deki emeklerin düşmüş olduğu durumu anlatıyor. Bu koşullarda emekler için %25 zam, zammın kelime anlamına, aksine akıllara boş buzdolapların, alınmayan ilaçları, karşılanmayan kira ve faturaları getirmektedir. Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması, açlık, diğer tüm harcamaları yoksulluk sınırının altında kalıyor dedi. Ne enflasyon, ne deneysel ekonomik politikalar, ne de iktidara layık gördüğü, karşısında teslim olmadan emeklilere, insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesi sürdürecektir. Yaşam hakkımızın gaspı anlamına gelen bu zam oranlarını kabul etmiyoruz. Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri de Alsancak'ta zamları ve vergi artışlarını protesto etti. Hükümet resmen haraç düzenine geçmiştir. Derhal temel tüketim maddelerine, akaryakıta, doğalgaza yapılan ÖTV zamları geri alınsın. Seçim vaatlerinin ve ekonomik krizinin bedelini onu yaratanlar ödesin, AKP ödesin. Bu zamlara da itirazlar da başladı değerli izleyiciler. Türkiye Barolar Birliği ÖTV ve KDV zamlarıyla ilgili harekete geçti. Düzenlemelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a iki ayrı dava açtı. Türkiye'nin gündemi ülkeyi kasıp kavuran zam yağmuru. Türkiye Barolar Birliği de Danıştay'da iki ayrı dava açarak katma değer vergisiyle özel tüketim vergisinin arttırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada KDV artışına ilişkin düzenlemenin anayasanın 73. maddesine aykırı olduğu belirtildi. KDV artışına ilişkin düzenleme, anayasanın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak ve ölçüllülük ilkesine aykırı şekilde hak arama hürriyetiyle mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içeriktedir. Türkiye Barolar Birliği KDV'nin yanı sıra ÖTV'nin artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de Danıştay'a taşıdı.
ÖTV'nin artırılmasına ilişkin düzenleme ve dayanak yasa maddesi, vergilendirme yetkisini yasama organına veren anayasanın 73. maddesine ve hukuki güvenlik ilkesini öngören 2. maddesine aykırıdır. Dava dilekçesinde düzenlemelerin iptaliyle ÖTV artışına ilişkin düzenleme bakımından dayandığı yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması da talep edildi. Ekonomideki çöküşü ekranlarınıza getirdik. Şimdi sıra eğitimdeki çöküşü ekranlarınıza getirmekte değerli izleyiciler. Milyonlarca öğrenci biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte sınava girdi. Üniversitelere yerleşmek üzere ve YKS sonuçları da açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Adayların tercihleri de başladı. Şimdi oradaki periyodu, o süreci nasıl tercih yapmalılar, ne kadar süreleri var, nasıl yapacaklar, onunla ilgili haberimizi ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde eğitimdeki o büyük çöküşe bakalım. Cumhuriyet manşetten verdi. Gerici politika ve yapbozun faturası çocuklarımıza çıktı ve YKS'de kara bir tablo karşımızda duruyor. Akademi hedefte, bilimde de dini ideoloji. İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği üniversitelere yazı gönderip yerli ve milli bilim inşa edilmesini istedi. Eğitimciler dinselleşmeyi egemen kılmaya çalışıyorlar dedi. ODTÜ'de önlem var. Mezuniyette bayrak krizi yaşanıyor. Uşak Üniversitesi mezuniyetinde LGBTİ artı bayrağı açılması sonrası ODTÜ yönetimi görülmemiş önlemler aldı. Mezuniyette her bayrak ve pankart tek tek denetlenecek bundan sonra. Ama gericilere geçit yok ve protestolar sürüyor. Karma eğitimle ilgili sözleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik protestolar devam ediyor. İzmir'deki eylemde kadınlar laikliği, demokrasiyi, cinsiyet eşitliği ve özgürlüğünü hedef alan, haklarımızı yok sayan, eşitsizliği derinleştirmek isteyenlerin karşısındayız dedi. Ve şimdi YKS'ye dönelim değerli izleyiciler. Doğru yanıt oranı düşmüş durumda. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'nın ifade ettiği gibi asıl sorun kız çocuklarının okullaşma oranında değil. Onu zaten kendi bakanlığı yalanladı verilerle birlikte biliyorsunuz. Asıl sorun nedir? Yoksulluk. Yani kız öğrenciler için ayrı bir okul açmamız mı acaba çözüm olur kız öğrencilerin okullaşmasında diye çıkış yapan o skandal açıklamasından sonra tepkiler ardı arda gelince ağız değiştiren Milli Eğitim Bakanı bir anda o verilerin de ortaya çıkmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yayımlanan durumun öyle olmadığını anlamış olacak diye düşünüyoruz. Asıl sorun yoksullukken süreçte bir de YKS'de de müthiş bir kara tabloyla karşı karşıyayız. Eğitimde doğru soru çözme oranı da düşmüş durumda. Eğitimde çöküş işte bu verilerle de gözler önüne seriliyor. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçlarını açıkladı ve üniversite adayları temel yeterlilik testinde, temel matematikte 40 sorudan 8'ine, fen bilimlerinde 20 sorudan 3,5'una, sosyal bilimlerde 20 sorudan 8'ine doğru yanıt verebildi. Alan yeterlilik testinde doğru yanıt ortalamaları daha da düştü. Perdeleme de işe yaramadı. Son 3 yıldır puan hesaplamasından net yerine doğru ortalamasının alınması da kara tabloyu değiştiremedi. Eğitimciler, eğitimde yıllardır bir arpa boyu yol ilerlenemedi. Bu sonuçlar karma eğitimi ve laikliği hedef almaktan oturduğu koltuğun hakkını veremeyen bakanların suçu dedi ve süreçte gelenen noktada doğru yanıt oranı da düşmüş oldu değerli izleyiciler. Ama elbette öğrencilerin sınav heyecanının ardından şimdi bir de yerleşme heyecanı yaşanacak. Sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı ve adayların tercih telaşı da başladı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince gerçekleştirilen yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Kıymetli adaylarımız. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptı. Tercih işlemleri için tarih verdi. 2023 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Öncelikle adaylarımız ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar.
Ersoy bu yıl yapılan başvurularla ilgili de bilgi verdi. Temel yeterlilik testi alanında başvuran aday sayımız 3.527.443'tür. Alan yeterlilik testi birincilerimiz başvuran aday sayımız 2.573.169'dur. Yabancı testi alanında başvuran aday sayımız 338.009'dur. Sonuçların hayırlı olmasını diler. Tercihlerinin puanlarına uygun gönüllerinin dileyince olmasını temenni ederim. Sonuçların adaylarımıza, ailelerine, tüm millete hayırlı olmasını dilerim. Şimdi öğrenciler puanları yetse bile o üniversitelere gidebilecekler mi? Özellikle özel üniversitelerin fiyatları katlanmış durumda. Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler dün sosyal medyada epey bir tepki yağdı. Çünkü 500.000 lira oldu yıllıkları değerli izleyiciler. Yani o üniversiteleri tuttursalar bile çocuğunuzu orada eğitime gönderebilecek misiniz? Büyük bir soru işareti. Şimdi bakalım sınavdan sıfır çeken gençlik yarattılar. Bir Gün gazetesi bu şekilde başlığına yer verdi. Yapboza dönen eğitim sisteminin halini YKS sonuçları gözler önüne serdi. Geçen yıl 96 bin olan sıfır çeken sayısı bu yıl 100 bin. Binlercesi de katılmadı. AKP döneminde 11 kez değiştirilen eğitim sistemi meyvesini verdi. Bu alandaki çöküş dün açıklanan Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarıyla açığa çıktı. ÖSYM'nin duyurduğu verilere göre yüksek başvuruya rağmen sınava 500 bini aşkın öğrenci katılmadı. Geçen sene olduğu gibi başarısızlığı perdelemeye çalışan ÖSYM net ortalamalarını açıklamadı. Özellikle coğrafya ve felsefe testlerinde verilen doğru cevapların ortalaması geçen yıla göre düştü. Yani felsefe ve coğrafya son derece normal düşmesi bu ülkede felsefeye karşılar bir kere. Felsefeye, felsefi düşünceye, o düşünce sistemine o şekilde düşünmeye, sormaya, sorgulamaya, soru üretmeye karşılar. Dolayısıyla hiç de şaşırtıcı değil. Sıfır çekmelerinin sayısı, çekenlerin sayısı 100 bin oldu. Bu rakam 2022'de 96 bindi. Ve niteliksiz eğitim tabloyu değerlendiren rehberlik uzmanı Salim Ünsal diyor ki, sonuçlar gösteriyor ki öğrenci profili zayıflıyor ve ekledi. Okul ve eğitim gittikçe daha da niteliksiz bir hale geliyor. Okuldaki sınavlar ne kadar eğitimi ölçücü, yarım asırdır bu sınavları yapıyoruz diyor, eleştirisini bu şekilde dile getiriyor rehberlik uzmanı. Ama sınavda elbette çok çalışıp birinci olanlar da var değerli izleyiciler. Sıfır çekenlerin yanı sıra sayıları 10, epey bir düşük. Bir tanesi karşımızda Mustafa Özcan, YKS birincisi kendisi. Son sene 200 bin soru çözmüş değerli izleyiciler. YKS alan yeterlilik testleri oturumunda sayısal birincisi olan Mustafa Özcan, Çetin bir hazırlanma sürecinden geçtiğini söyledi. Özcan'ın hayali bilgisayar mühendisliği. Hakikaten ne kadar yorucu, ne kadar sıkıcı bir süreçtir. Şimdi kendi deneyimim aklıma geldi. Annem de izliyorsa oradan gülüyordur. Sen ne kadar çalıştın ki diye. Selam olsun buradan şimdi kendisine. Ama bir de deprem bölgesi var biliyorsunuz. Deprem bölgesinde de eğitim şartları epey zorlu bu süreçte. Yapboz tahtasına çevrilen eğitimde sorunlar giderek derinleşirken bu sorun deprem bölgesinde daha da büyüyor. Türkiye'de eğitim sorunu AKP iktidarı döneminde giderek büyüdü. Özellikle deprem bölgesinde bu sorun daha da arttı. Bir grup öğrenci de sesimizi duyurmak istiyoruz diyerek hazırladıkları videoyla içinde bulundukları durumu anlattı. Çalışma alanının sağlanması, öğretmen ve kaynak kitap desteği, psikolojik danışman desteği gibi birçok konuda devletin yetersiz kaldığını bütün açıklığıyla gördük. Şu anda bulunduğumuz süreç içerisinde lise sınavına giriş yapan biz öğrencilerin lise tercihleri yapması isteniyor. Öğrenciler olarak sesimizi duyuramıyoruz. Bu konuda kaygılarımız var. Bizler okullarımıza nasıl gideceğiz? Bu belirsizlik neden ortadan kaldırılmıyor? Okullar yeni döneme hazır mı? Sol Parti'nin gençlik örgütlenmesi Sol Genç'in paylaştığı videoda okullarla ilgili büyük sorun yaşandığına da dikkat çekildi. Deprem sonrası yeni yapılanlar da dahil birçok kamu kurumu ağır hasar almışken bunlara ne ölçüde güvenebiliriz? Hasar tespit çalışmalarının titizlikle yapılması gerekmez mi? Bizlerin tercih edeceğimiz okullarda hangi koşullarda karşılaşacağımızı bilmek en temel hakkımızdır. Öğrenciler öğretmen açığı ve diğer sorunları da hatırlattı. Okullardaki muhtemel öğretmen açıkları,
Ortak bina kullanımı söz konusu ise oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınan önlemler, konteyner sınıflarda devam ettirilmesi planlanan okullarda oluşabilecek altyapı sorunlarına dair çözümlerle birlikte kapsamlı bir açıklamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Depremin 5. ayını geride bıraktığımız bu günlerde daha da derinleşen belirsizlik ablukasının kalkmasını, öğrenci ve velilerin endişesinin en az seviyeye düşürülmesi gerekmektedir. Uğradığımız haksızlığa ve geleceğimizle bu kadar kolay oynamayı kendine hak gören iktidara karşı eşit, nitelikli ve kamusal eğitimi savunacağız. Şimdi sınırlarımızın ötesine gidelim değerli izleyiciler. İngiltere'den ilginç bir hamle geldi şu anda ekranlarınızda. Ben de İpek'cim yanda kelebek de verebilirsen ben de hemen okuyayım. Cumhuriyet Gazetesi'nde habere yer verildi. Gazeteyi alayım elime öyle okuyayım daha rahat olacak. İngiltere'den güzel bir sığınmacı kamp sistemi geldi değerli izleyiciler. Az sonra ekranlarınıza taşıyacağım. İngiltere'de sığınmacıların barınacağı BB Stockholm isimli güzel bir kamp Portland adasına ulaştı. Yüzer kampta sığınma başvurularının son aşamasında olan 500 erkek barınacak. İnsan hakları savunucuları yüzer hapishaneye hayır eylemi yaptılar. Limana yanaştığı esnada da tepkilerini ortaya koydular. Ayrıntıları da gelebilir ekranlarınıza. İngiltere hükümetinin mülteci politikasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ve mültecilerin barınması için hazırladığı BB Stockholm isimli Mavna, ülkenin güneyindeki Portland limanına yanaştı. BB Stockholm planlandıktan bir ay sonra ve İngiltere Parlamentosu'nun Birleşmiş Milletler'in uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiği tartışmalı göç yasasını kabul etmesinden yalnızca birkaç saat sonra geldi değerli izleyiciler. Yeni yasa uyarınca ülkeye tekneyle yasa dışı yollardan ulaşan herkesin Birleşik Krallık'ta sığınma başvurusunda bulunma hakkı reddedilecek. Hükümet BB Stockholm gibi tesislerin otellerden önemli ölçüde daha ucuz olduğunu söylerken bu geminin gıda, sağlık ve güvenlik maliyetlerinin günlük 20 bin pound olduğu bildirildi. Hükümet mültecileri 3 ile 6 ay arasında orada tutmayı beklediğini açıklarken bu süre 9 aya kadar da uzatılabilecek. İngiltere'de hükümetin Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı tartışmalı yasa dışı göç yasası tasarısı geçtiğimiz günlerde parlamentoda kabul edilmişti. Tasarıya göre İngiliz hükümeti Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren mültecileri yakaladıkları anda gözaltına alabilecek. İngiltere hükümetinin mültecilerin barınması için hazırladığı BB Stockholm şu anda karşınızda isimli Mavna. Ülkenin güneyindeki Portland limanına yanaştığı esnada yaklaşık 500 mülteciyi barındıracağı açıklanan bu yüzer kamp protestoyla karşılandı. Yurttaşlar orada bekliyordu. Yüzer hapishaneye hayır pankartı taşıyan eylemciler, mültecilerin bu koşullarda barındırılmasının insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdi. İlk olarak 50 mültecinin yüzer kampa gitmesi beklenirken, kampın tam kapasiteli olarak önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacağı aktarıldı. Son dönemde Kur'an yakma olaylarının yaşandığı İsveç'te yine benzer bir eyleme onay verilmesi Irak'ta infial yarattı değerli izleyiciler. Yüzlerce eylemci başkent Bağdat'taki İsveç Büyükelçilik binasını bastı ve komplekse girmeyi başaran eylemciler de Büyükelçiliği ateşe verdi. Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının giderek arttığı İsveç'te bu kez Irak'ın İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı. Polisin seyirci kaldığı olay Irak'ta infiale yol açtı. Iraklı Şii din adamı Mukteda Es-Sadr'ın eylem çağrısı üzerine yüzlerce eylemci Irak'ın başkenti Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericiler Büyükelçiliği ateşe verdi. Irak
olarak çevik kuvveti eylemcilere tazikli su ve coplarla müdahale etti. Irak Dışişleri Bakanlığı İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binasına ateşe verenlerin yakalanmasını istedi. İsveç Dışişleri Bakanlığı Büyükelçilik'te görevli diplomatların güvende olduğunu duyurdu ve saldırıyı kınadı. Sadra bağlı kişiler daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basmıştı. Şimdi noktalıyoruz değerli izleyiciler. Daha dış politikaya dair aktaracaklarımız var. Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan bu hafta başında çekilmesinin sonrasında yaşanan yeni gelişmeler var. Ukrayna ile ilgili açıklamaları var. Tüm gemilerin potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak artık değerlendirileceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor aktaracağım sizlere. Yine Avrupa Birliği'nin açıklamalarını, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu konuşacağız ikinci bölümde. Ama öncesinde siyaset diyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu dün neler söyledi? Ana muhalefet cephesinde neler yaşanıyor bakacağız. Sonrasında Suruç katliamının anmasında ülke genelinde gözaltılar var. Devam edeceğiz haberlerimizle, saat başında görüşelim. Gün başlıyor, programı devam ediyor. Saatlerimiz 9'a yaklaşıyor değerli izleyiciler. Bu bölümümüze siyasetle başlayacağız. Neler yaşanıyor iç siyasette hemen bakalım. CHP'de sızdırılan video tartışması devam ediyor. Sonrasında peş peşe açıklamalar geldi. CHP'nin adeta bir fay hattıyla ikiye bölündüğünü şu süreçte söyleyebiliriz. Toplantıya katılanlardan ard arda açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu konuyu değerlendirdi dün Habertürk'te katıldığı programda. Hepsini ayrıntılı bir şekilde aktaracağım şimdi sizlere. Öncesinde Bir Gün gazetesi o sızdırılan toplantının CHP'ye yansımasını nasıl aktardı haberinde? Birlikte bakalım. Birinci sayfadan verildi haber ve sızdırılan toplantı CHP'ye ayna tuttu başlığıyla çıkıldı. Sızdırılan görüntülerin ardından safların netleşmeye başladığı CHP'de sadece kişilerin konuşulduğu kısır döngü yaşanıyor ve saflar netleşiyor. Ana Muhalefet Partisi'nde üst düzeyde görevli isimlerin İmamoğlu'yla yaptıkları toplantının sızdırılmasının yankıları sürüyor. Sızıntının ardından CHP'de saflar netleşirken muhalif kanadın isteği başta genel başkan olmak üzere köklü değişikliklerin hayata geçirilmesi, yönetimse kongre sürecine işaret ediyor. Değişim korkusu başlığıyla devam ediyor haber gazetede. Açıkça söylemek gerek, CHP ektiğini biçiyor. İktidarın çizdiği çemberin dışına çıkmayı engelleyen bir açmaz söz konusu. Değişim korkusu hakim. Halktan korkan muhalefet olmaz. Halkın talepleri etrafında örgütlenmesinden çekinen CHP sadece kişilerin konuşulduğu bir kısır döngüye mahkum olmuş durumda. Uzun bir süredir bu konuyu tartışıyoruz ve o kısır döngü de sürüyor değerli izleyiciler. Şimdi ona bir de sızdırılan toplantı eklendi. Ama Bir Gün gazetesi diyor ki en azından saflar netleşti. Peki saflar netleşti öncesinde, çünkü o da tartışma konusuydu. Acaba bayrak açılacak mı diye. Şimdi orada bir beis kalmadığını düşünüyoruz. Ve süreçte de gelinen noktada da hala merak edilen bir nokta var. O da nedir? Yönü ve kapsamı bu değişimin. İşte oraya dair henüz o iki ayrı saftan da açıklama yok. Ama bu sızdırılan toplantıyla ilgili özellikle toplantıya katılanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Şimdi kim ne dedi? İşte o sızdırılan toplantıyla ilgili yaşanan son gelişmeler. Olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali alternatifi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bazı kurmaylarla online olarak yaptığı değişim toplantısı siyaset gündeminin en üst sıralarındaki yerini koruyor. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Toplantının bir YouTube kanalı üzerinden sızdırılmasının ardından CHP'deki değişim tartışmaları daha da hız kazandı. CHP sözcüsü Faik Öztrak söz konusu toplantı için etik değil derken CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Öztrak'ın sözlerine Telebir ekranlarından yanıt vermişti. Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Bu toplantıya etik olmayan toplantı demek çok akla kar değil. Yani ne demek etik olmayan toplantı?
Genel merkezin Zoom üzerinden yapılan görüşmeye paralel toplantı, toplantıya katılanların ve değişimcilerin ise arayış toplantısı dediği başkent kulislerine yansıyan bilgiler arasında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerinin tamamına yakınının bu girişimden haberdar olmadığı görüşü parti içinde genel kabul görüyor. Olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali alternatifi. Gelişmelerin ardından en çok merak edilen soru bu görüntüleri kim sızdırdı ve amacı ne oldu? Görüntülerin yayıldığı adresler ve toplantının ardından yapılan açıklamalar sızdırmanın adresi olarak parti için işaret ediyor. Komisyonda bitmiş rapora. Sızdırma tartışmalarına ilişkin konuşan Engin Altay, sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim veremem, günah almak istemem dedi. Yine toplantıya katılan bir başka isim CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, toplantının nasıl sızdığını 10 Haber'den Caner Polat'a anlattı. Günaydın, bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler, bunu yapmamaları lazımdı ifadelerini kullandı. Özgür Özel, o da bu gizli toplantıya katılanlar arasındaydı. Gazete Duvar'a açıklamalarda bulundu. CHP'nin içinde bulunduğu süreçle ilgili her platformda konuştuğunu ve konuşmaya devam edeceğini söyledi. Toplantı kayıtlarının sızdırılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizde tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak genel merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz. Yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz. Örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bundan daha doğal bir şey yoktur diyen Özel, basına yansıyan istifa haberlerine de yanıt verdi. Bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim. Yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim. Toplantının sızdırılması kime yarayacak, kurultayda kimi ön plana çıkaracak bilinmez ama CHP'deki değişim tartışmaları daha çok su götürecek gibi görünüyor. CHP'de gizli toplantı tartışmaları sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu 22 Temmuz'da belediye başkanları, 23 Temmuz'da da parti meclisi için toplantı çağrısı yaptı. Şimdi gözler hafta sonu yapılacak bu toplantılarda. Özellikle gizli toplantıda adı geçen parti meclisi üyelerinin bu toplantıya katılıp katılmayacakları ve bundan sonra izleyecekleri yol merak konusu. Yeni gelişme arkamda değerli izleyiciler. Ekrem İmamoğlu gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu ve Sözcü gazetesinde önce birinci sayfadan bir bölümüne yer verildi. Sonrasında ikinci sayfada detaylı bir şekilde o röportaj yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim hareketinin geldiği noktayı anlattı. Bir iki hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım dedi. İmamoğlu kendisinin de katıldığı online toplantıyla ilgili videosunun sızdırılması ve değişim konusunda şunları söyledi. O toplantı için ihanet diyen akıl kendini tarif eder. Biliniz o insanları, biliriz. Alışa geldik bir taktik. İzini sürüyoruz. Değişimin kadrosu büyük olur. Şu anda büyük bir düşünce harmanı var. Farklı fikirlerle olgunlaşıyor. Zaten sürecin sonuna evrildi mesele. Bir iki hafta içinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım diyor. Peki Özgür Özel, seçmene hesap vermeliyiz. Duygusal kopuş yaşanıyor. Sızdırılan toplantıda yer alan CHP'li Özgür Özel, Sözcü Televizyon'dan İpek Özbey'e başlıktaki sözleri söyledi ve ekledi. Cumhuriyet'in 100. yılında Erdoğan iktidardaysa hepimiz sorumluyuz, çıkış yolu arıyoruz dedi. Ve başlıktaki sözü bir kez daha söyleyeyim. Seçmene hesap vermeliyiz. Duygusal bir kopuş yaşanıyor ifadesini kullandı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Ondan da bir açıklama geldi. Pek de aynı görüşte olduklarını söyleyemeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu çünkü bir yenilgi olduğunu düşünmüyor değerli izleyiciler bu seçimleri. Şimdi sandık önüme koysanız bu sefer kazanırız diyor. Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali alternatifi nasıl bir... CHP'de değişim sesleri yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Sızdırılan İmamoğlu toplantısını etik ve normal bulmadığını belirtti. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bunu... Bu toplantıyı normal buluyor musunuz? Hayır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bazı kurmaylarla online olarak yaptığı değişim toplantısı etik değil tartışmasını da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu katıldığı Habertürk canlı yayınında tekrarlandığında kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım mesajını verdi. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Kılıçdaroğlu kara propagandanın gölgesinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair de konuştu. Seçimleri bir yenilgi olarak görmediğinin altını çizdi. Seçim sonuçları bir yenilgi miydi? Yenilgi olarak görmüyorum. 25 milyon insanın kullandığı oyu bir yenilgi olarak tanımlayamazsınız. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık konusunda anlaştıklarını açıklamış. CHP sözcüsü Faik Öztürak ise Özdağ'ın bu iddiasının doğru olmadığını söylemişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Özdağ'la özel protokol imzaladığını doğruladı. Sizin Sayın Ümit Özdağ'la aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı efendim? Var. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması soru işaretleri yaratırken akıllara Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun iddialara verdiği yanıt geldi. O dönem sordum. Yani böyle bir üç bakanlık falan geçmedi o dönem. Sadece bir bakanlık üzerine konuşulduğu zikredilmişti. Daha çarpıcısını söyleyeyim. Bugün de sordum. Bugün kendisini... Sordum diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na ve böyle bir şey olmadığını ifade etti diyor. Faik Öztürak da benzer bir çıkışta bulunmuştu hatırlayacaksınız. Ama Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Faik Öztürak'ın da o protokolden, sözleşmeden haberi yoktu diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Ümit Özdağ'a doğrular nitelikte. Üç bakanlık ve MİT böyle bir anlaşma yapıldığına dair açıklaması oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Süreçte İYİ Partililerden dün sosyal medyada peş peşe tepkiler geldi özellikle vekillerden. Diyorlar ki biz sizin için oy toplarken, sizin için mücadele ederken demek ki siz böyle anlaşmalar yapıyordunuz arkamızdan diye eleştiriler getiriyorlar. Ve bundan sonra güveni nasıl tesis edeceksiniz diye de sormaya devam ediyorlar değerli izleyiciler. Ama İYİ Parti'nin içerisinde de bir hareketlilik var. Orada da karmaşık durumlar yaşanıyor. Özellikle bir isim öne çıktı. Musa Ertugan ihracı isteniyordu ve disipline sevk edilmişti 6 isim. Onlardan birisi Musa Ertugan ve açıklamaları zehir zemberek sözler diye nitelenebilecek değerde. Genel Başkan Meral Akşener'e adeta savaş açtı. Emek dolandırıcısı diyerek seslendi İYİ Parti liderine ve bu saatten sonra konuşacağım diye de ekledi. Önce bu parti seçime girebilsin diye. Seçimlerin ardından muhalefette yaşanan hareketlilik hız kesmiyor. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. İYİ Parti'de kurultay sürecinde muhalefet eden 6 isim hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener parti binasından toplantı. Partinin kurucu kadrosunda yer alan Musa Ertugan da o isimler arasında. Türk siyasetinin önünü açacağına. Ertugan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti lideri Meral Akşener'e adeta savaş açtı. Emek dolandırıcısı diyerek başladı sözlerine, açtı ağzını, yumdu gözünü. 2015'te beni aradın. En zor günlerinde bile hiç yanından ayrılmadım. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında? Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler? Sözünde durmadın, bizleri kullandın. Emeklerimizi, parayı verdim, sıramı aldım diyen kadına ve oğlum Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın. Ertugan'ın iddiaları bununla da sınırlı değildi. Akşener'in tuzak kurduğunu söyledi, konuşacağım diye ekledi. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? Sinsice davrandın, bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım. İki muhalefet partisi içerisi de karışık değerli izleyiciler. CHP'yi zaten uzun bir süredir tartışıyoruz, konuşuyoruz. İkiye bölünmüş durumda. Bir taraf kum saatinin hızlı bir şekilde ilerlemesini istiyor ve bir an önce bir değişiklik olduktan sonra
lider bazında yerel seçimlere yeni liderle gitmek istiyorlar ve hızlandırıyorlar süreci. Ekrem İmamoğlu diyor ki bir iki hafta içerisinde yurttaşlara sesleneceğim. Ne istediğimi, nasıl bir değişimden bahsettiğimi belirteceğim diyor. İşte orada Ekrem İmamoğlu'na dair artık bir fikrimiz olacak mı? Olaylara nasıl tutum gerçekleştirecek? Hangi olaya nasıl bakıyor? Düşüncesi ne? İdeolojisi ne tam olarak? Yalnızca sözcüklerinden kurduğu tümcelerden anlamak mümkün çünkü. Ama olaylara bakışına dair bir fikrim yok şahsen. Dolayısıyla o yapacağı açıklama önemli ve CHP'deki değişimin nasıl bir değişim olacağını da bizlere gösterecektir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yerel seçimlere gitmek istiyorlar. Aksi takdirde CHP'nin bölüneceğini, CHP'den kopuşlar olabileceğini ve bu politikasızlığında partiye zarar verebileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bir değişim olacaksa o değişimin Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, liderliğinde gerçekleşmesinden yanalar. İYİ Parti içerisinde de karışıklık devam ediyor. Az önce ekranlarınıza taşıdık ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından özellikle Ümit Özdağ ile ilgili yaptığı açıklamaların sonrasında tepkiler ard arda geldi. Ama önümüzde bir yerel seçim var ve dolayısıyla orada da her şeye rağmen bir işbirliği olacak mı? İşte orası da bilinmiyor. Bir başka gelişmeyle devam edelim. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir körfez turuna çıktı biliyorsunuz. O turne sona erdi. Sıcak para arayışına gidildi. Son durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bir anlaşma imzalandığı belirtiliyor. Pek ekonomistleri ikna etmese de 50.7 milyar dolarlık epey büyük bir sayıdan bahsediliyor. Ama ekonomistler gerçekçi olmadığı yönünde yorumlarını yapıyorlar. Anlaşmanın maddeleri arasında dikkat çeken bir nokta var, bir madde var. Suçların iadesi. Bu madde gözleri suç örgütü lideri Sedat Peker'e çevirdi. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde ülkede ev hapsinde tutuluyor Sedat Peker ve Türkiye'ye iade edilecek mi acaba bu madde kapsamında sorusu da gündeme gelirken ilk yorum Sedat Peker'in avukatından geldi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri suçluların iadesine dair uzlaştı. Gözler Dubai'de bulunan Sedat Peker'e çevrildi. Peker'in iade edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ülke varlıklarını satacaklar iddialarının gölgesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretlerini tamamladı. İlk durak Suudi Arabistan, ikinci durak Katar oldu. Erdoğan'ın körfez turu Birleşik Arap Emirlikleri'nde son buldu. Görüşmelerin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu belirtildi. Dikkat çeken maddelerden biri ise suçluların iadesine dair anlaşma oldu. Gözler Birleşik Arap Emirlikleri tarafından dijital tecrit altında bulunan Sedat Peker'e yöneldi. Bütün hırsızlıkları yasal, gayri yasal, gayrimeşru. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sedat Peker hakkında Türkiye'de devam eden davalar bulunuyor. Son olarak eski İHA'de Başkanı Akın Birdal'a yönelik suikastin azmettiricisi Semih Tufan Gülatay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak Peker'in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açıldı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'nin Sedat Peker'in iadesini isteyebileceği tartışılırken ilk açıklama Peker'in avukatından geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Interpol üyesiydi. Dolayısıyla zaten verilen karara uygun davranabilirdi. Peker'i iade etmeyip buna uygun davranmaması kendi iradesiyle gerçekleşti. Kararın verilmesinin üzerinden 1,5 yıla yakın bir süre geçti. Ona rağmen gözaltına alınmadı. Bu anlaşmanın imzalanması iadeyi gerektirmez diyebilirim. Çünkü Peker'in iade edilmemesinin sebebi iki ülke arasında bu anlaşmanın olmaması değildi. AKP'li Erdoğan'ın körfez turunun yankıları sürerken Peker'in iade edilip edilmeyeceği sorusuysa yanıt bekliyor. Türkiye ile Suriye'nin ilişkileri normalleşme aşamasında biliyorsunuz değerli izleyiciler. Tam da bu aşamadayken bir kriz patlak verdi. O da ne krizi?
su krizi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Haseke'de 1 milyondan fazla Suriyeli'yi sudan mahrum eden Türk ve Amerikan işgallerini kınıyoruz açıklaması yaptı ve tansiyon bir kez daha yükseldi. Geçtiğimiz günlerde partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la görüşmeye kapalı değiliz diyerek ilişkilerin iyileştirilmesine oysa yeşil ışık yakmıştı. Ama biz Beşar Esad'la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayı yapmasının ardından sadece birkaç gün geçti ki Türkiye-Suriye arasında yeni bir kriz patlak verdi. Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Erdoğan hafta başındaki bu söylemiyle Suriye ile ilişkilerin iyileştirilmesine yeşil ışık yakmıştı. Suriye lideri Esad ise Türk askeri Suriye'den tamamen çekilmeden Erdoğan'la masaya oturmayacağını söylemişti. Şam yönetimi Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşma çabaları sürerken Türkiye'yi ülkenin kuzeydoğusundaki Haseki'nin suyunu kesmekle suçladı. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı yayımladığı açıklamada Türkiye'yi işgalci güç olarak tanımladı. Haseke şehrinde 1 milyondan fazla Suriyeli'yi sudan mahrum etmeye devam eden Türk ve Amerikan işgallerini kınıyoruz. Suriye, Amerikan ve Türk güçlerinin Suriye toprağında yasa dışı varlığını sona erdirmenin tek yolu olduğunu bir kez daha vurguluyor. Durumu uluslararası hukukun ağır ihlali diye niteleyen Şam yönetimi, Birleşmiş Milletleri de acil ve etkili adımlar atmaya çağırdı. Türkiye ile Suriye arasında çıkan bu yeni krizi, su krizini takip edeceğiz değerli izleyiciler. İlk gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi yurda dönüyoruz. Yurt içinde yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Suruç katliamı biliyorsunuz. Suruç katliamının dün 20 Temmuz 8. yıl dönümüydü. IŞİD tarafından Suruç'ta 33 yurttaşımız katledildi ve üzerinden 8 yıl geçti. Bu süreç Erdoğan'ın başkanlığına da bu sürecin bitmesine zemin hazırlayan ve Erdoğan'a başkanlık yolunun taşlarını döşeyen katliamın ardından ailelerin adalet arayışı devam ediyor değerli izleyiciler. Suruç için adalet mücadelemiz sürüyor başlığına yer verildi ailelerin sözleriyle. Evrensel Gazetesi yer verdi birinci sayfada. 2015 tarihinde IŞİD'in bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren 33 genç için katliamın 8. yıl dönümü. Dolayısıyla katliamın yaşandığı Suruç ve mezarlıkların bulunduğu kentlerde anma düzenlendi. Onların hayali, milyonların hayali oldu. Suruç için adalet mücadelemiz sürüyor mesajı verildi ve pankartlar açıldı. Yine aynı sözler yer aldı. Suruç için adalet, herkes için adalet. Takip ederken neden yakalamadınız? Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca soruyor. 8. yıl dönümünde Suruç katliamını meclis gündemine taşıdı. Karaca dönemin Antep valisi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Antep'te takip edilen İlhami Balı'yla Deniz Büyükçelebi'nin neden yakalanmadığını sordu. İki firari var değerli izleyiciler. Onlarla ilgili dava süreci devam ediyor biliyorsunuz. Ve o davada Aralık ayında görülecek ama soruluyor elbette. Çünkü sanık koltuğu boş kaldı. 8 yıl boyunca boştu ve Ankara tren garı katliamının suçlusu yine suçlu gösterildi ve hakkında ceza yine bu konudan verildi. Kendisine birleştirildi daha doğrusu. Her iki ayrı katliamı da bir kişiye yıkmış oldular. Yani Suruç'un hala sanık koltuğu boş ve iki firari var. Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca soruyor dönemin valisine, şimdiki İçişleri Bakanı'na Ali Yerlikaya'ya neden İlhami Bal'la Deniz Büyükçelebi'nin yakalanmadığını soruyor. Takip ederken neden yakalanmadınız gibi kritik bir soruyu yöneltti. Acaba İçişleri Bakanı'ndan konuyla ilgili bir yanıt gelecek mi? Şimdi az önce ifade ettim. 33 yurttaşımız katledildi bu bombalı saldırıda. Suruç'ta tarihler 2015'i gösterdiğinde ve çözüm sürecinin bitmesine zemin hazırlayan ve Erdoğan'a da başkanlık yolunun taşlarını döşeyen Suruç katliamının ardından ailelerin adalet arayışı sürüyor.
IŞİD'in 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç'ta düzenlediği ve 33 yurttaşın ölümüyle sonuçlanan canlı bomba saldırısının üzerinden 8 yıl geçti. Katliamla ilgili yargılama Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Saldırının arka planı 8 yıl geçmesine karşın ortaya çıkarılmış değil. Suruç katliamında canlı bombanın hareketleri muhtemelen istihbarat tarafından izleniyordu. Mağdur ailelerin avukatlarından Erkan Ünüvar dosyanın geldiği aşama hakkında bilgi verdi. 2 yıldır bir soruşturma bile yok ortada. Gerçek failler konusunda, yani katliamları gerçekleştiren gerçek failler ve onlara yol veren, izin veren, yardımcı olan kamu görevlileri noktasında yargı sistemi de bir adım atmıyor. Ünüvar, davanın firari sanıklarının teknik takip altında olduklarını ancak herhangi bir yakalama işlemi olmadığını iddia etti. Suruç katliamında firari sanık olan şu anda İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi gibi isimler, 10 Ekim katliamını gerçekleştiren isimler sürekli teknik takip altındalar. Her hareketleri izleniyor, telefonları dinleniyor. Yani Suriye'ye geçişleri biliniyor, gidiş gelişleri biliniyor, faaliyetleri biliniyor ama herhangi bir şey yapılmıyor. Ünü var. Davaya ilişkin kendilerinden gizlenen deliller olduğunu da ileri sürdü. İstihbarat bilgileri aslında gelmiyor dosyaya. Biz bunu farklı yollarla bulmaya çalışıyoruz. Suruç katliamı dosyasında da aynı şeyi yaşadık. Ancak 8 yıldır mesela dava dosyasına girmemiş. Bizden sürekli gizlenen noktalar var, bilgiler var, deliller var. Katliamın yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de anma töreni düzenlenmek istendi. Ancak polis engel oldu değerli izleyiciler. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu üç ayrı ilde görüntüleriyle birlikte gelsin ekranlarınıza. Ben de sıcak gelişmeyi aktarayım. Gençlik örgütleri Ankara Güven Park'ta Suruç için adalet, herkes için adalet sloganıyla anma yapmak istedi. Ancak Kızılay'da Güven Park'a çıkan birçok sokağa ablukaya alan polis park içinde toplanan gruba işte böyle müdahale etti ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gençlik örgütleri Şanlıurfa Suruç'ta 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD'in yaptığı canlı bomba saldırısında katledilen 33 kişiyi andı. Basın açıklamasının ardından sahile çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup üyeleri yürümekte ısrar edince polis gruba müdahale ederek 13 eylemciyi gözaltına aldı. Bir başka adres de İstanbul oldu. 33 kişi kentin Kadıköy ilçesindeki Halit Ağa Caddesi'nde anıldı. Anmanın ardından polis grubu ablukaya alarak onlarca kişiyi müdahaleyle gözaltına aldı. Dün 20 Temmuz Suruç katliamının yıl dönümüydü ve bir başka önemi daha var değerli izleyiciler. 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın lütfu gören iktidarın ülkede tam hakimiyet için darbeye içinde darbe sürecini başlattığı gün. Darbe içindeki darbe süreci 20 Temmuz'da başladı. Neden diye soracak olursanız 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü halle, yani o halle AKP kurmak istediği yeni rejimin önünde engel gördüğü kurumları tasfiye ederken OHAL sürecinde gerçekleştirilen seçim ve anayasa değişiklikleriyle de OHAL'i kalıcı hale getirdi. İşte 20 Temmuz'dan bugüne yaşananlar. Bu sılah hasreti artık bitmelidir. 11 yıl boyunca ortaklık yapan, eğitim, adliye ve polisi Fethullahçı kadrolara teslim eden,
cumhuriyetçi, demokratik muhalefeti ezmek ve devlet içindeki tasfiyeleri tamamlamak için birlikte kumpas davaları hazırlayan iki ortak, AKP ve Fethullahçı yapının iktidar kavgasına girmesiyle yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP iktidarı bu ortaklığın hesabını vereceğine, darbeyi nimete çevirme gayretine girişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Allah'ın lütfu demesi herhalde boşuna değildi. Darbe girişiminden hemen sonra 20 Temmuz 2016 tarihinde olağanüstü hal ilan edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı bırakıldı ve AKP iktidarı ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetmeye başladı. Darbecileri temizlemek için çıkıldığı söylenen yolda kendisine muhalif olarak gördüğü tüm kesimlere karşı adeta savaş başlatan AKP tüm yetkileri Cumhurbaşkanı'nda topladı. 21 Temmuz'da ilan edilen 3 ayda biteceği söylenen olağanüstü hal 7 defa 3'er aylığına uzatıldı ve 2 yıl sürdü. Bakanlar Kurulu olağanüstü hal boyunca 2 yılda toplam 36 kanun hükmünde kararname yayınladı. O hal o kadar keyfi uygulandı ki darbecilerle mücadele için çıkartılması gereken kararnamelerle evlilik programlarına yasaklama, kış lastiğine dair düzenleme getirildi. 20 Temmuz'un hemen ardından milletvekilleri cezaevine konuldu. 2016'da tutuklanan dönemin HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Fügen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda HDP'li siyasetçi yanında CHP'den milletvekili Enis Berberoğlu da bu dönemde tutuklandı. HDP'li 102 belediyeden 94'üne kayyum atandı. Onlarca medya kuruluşu kapatıldı, çalışanları ve yazarları cezaevlerine konuldu. Medyanın büyük grupları üzerinde kurulan baskıyla kamu kaynakları kullanılarak önemli medya gruplarının iktidar yanlısı isimlere devri sağlandı. Basın yasaklarına sosyal medya yasakları da eklenerek haber alma hakkı engellendi. Üniversite kadroları 12 Eylül döneminin yökünü aratır bir keyfilikle oluşturuldu ve eğitim sistemi felç edildi. Sendikalar ve demokratik taleplerine engeller getirilirken grevler yasaklandı. 130 binden fazla kişi çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kamudaki görevlerinden ihraç edildi. İhraç edilenlere kırmızı kod verilerek özel sektörde de iş bulması engellendi ve binlerce kişi açlığa mahkum edildi. Boşalan devlet memurlukları tarikat ve cemaat üyeleri arasında pay edilirken liyakatsiz eş dost akraba atamaları sıradan hale geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsal yapısı tamamen ortadan kaldırıldı. Emir komuta zincirini tamamen bozarak siyasetin tek belirleyici olduğu yükselme koşulları getirildi ve askeri hiyerarşi alt üst edildi. Askeri liseler, hastaneler, kışlalar kapatıldı. Şerefimize doğdur, şerefimize yaşayacak. Yargı olağanüstü hal düzeninin bir parçası haline geldi. 15 Temmuz'dan hemen sonra 4500'den fazla hakim ve savcı FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılırken bunların büyük çoğunluğu tutuklandı. Boşalan yargı kadrolarına çoğu AKP'li olduğu bilinen 8000'i aşkın atama yapıldı. Anayasa Mahkemesi dahil yüksek yargının büyük çoğunluğunun atanmasında da AKP belirleyici rol oynadı. Olağanüstü hal döneminde bir referandum, bir de Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin bir arada yapıldığı genel seçim düzenlendi. İki sandığın da olağanüstü hal altında kurulmasıyla sandık sonuçlarına büyük gölge düştü. Referandumun sonucunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş kabul edildi. Ancak YSK'nın seçim sürerken yayınladığı mühürsüz oyların geçerli sayılması kararı referandum sonuçlarını tartışmalı hale getirdi. Yapılan anayasa değişiklikleriyle olağanüstü hal dönemi yetkilerini yasal hale getiren tek adam sistemi kabul edilince o halin 19 Temmuz 2018'de kaldırılmasına karar verildi. O hal kalktı ancak o halle artık parti devletinin kurumsallaştığı ve şahsım devleti ifadesiyle simgeleşen yeni dönem artık inşa edilmişti. 20 Temmuz'un bir başka anlamı daha var değerli izleyiciler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümüydü dün. Barış ortamı sağlamak için yapıldı biliyorsunuz. Kıbrıs Barış Harekatı Ayşe tatile çıksın parolasıyla da hafızalara kazındı. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz.
1959 yılında Zürih ve Londra anlaşmalarıyla adada Türk ve Rum halkının eşitliğine dayalı bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Ancak Rumların kurduğu silahlı gruplar 1963 yılından itibaren Kıbrıs Türklerini ülke yönetiminden uzaklaştırdı. Atina'da Enonisçi faşist subayların gerçekleştirdiği darbenin ardından 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta ikinci bir darbe gerçekleştirilerek yönetime el konuldu. Adada yaşayan Türklere karşı katliam başlatıldı. Bu yaşanan darbe harekatı üzerine garantör ülke olan Türkiye, diğer bir garantör ülke olan İngiltere ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ortak sonuca ulaşamayan iki ülke sonucunda Türkiye, Kıbrıs'a bir harekat başlattı. CHP-MSP koalisyon hükümeti başbakanı Bülent Ecevit'in talimatıyla 20 Temmuz 1974 yılında Türk ordusuna bağlı birlikler Lefkoşa, Hamitköy, Gönyeli ve Pınarbaşa bölgelerine hava indirme harekatıyla barış harekatını başlattı. Adaya yalnızca havadan asker indirilmedi. Türk ordusu dört bir koldan taarruza geçmişti. Gemiler de denizden çıkarma yaptı. Aynı zamanda Rum mevzileri jetlerle havadan bombalandı. Kıbrıs Barış Harekatı adı verilen operasyon 22 Temmuz saat 17'de sonlandırıldı. Cenevre'deki görüşmelerden bir sonuca bağlanamayınca dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'e Ayşe tatile çıksın parolasını iletti ve 14 Ağustos 1974 günü sabah saat 04.30'da Kıbrıs'taki Türk birlikleri harekete geçti. 15 Ağustos 1974'te Kıbrıs'ın %38'i ele geçirildi. Rum kuvvetleri bu gelişmeyle beraber geri çekilmek zorunda kaldı. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federal Devleti kuruldu. Kararla 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerini konuşacağız değerli izleyiciler. Bir süredir yeniden gündemde ikili ilişkiler biliyorsunuz. Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnius'a gitmeden önce AB kartını açtı ve bir şart koştu. Avrupa Birliği'ne tam üyelik istiyoruz dedi. Bu süreç mümkün mü? Avrupa Birliği'ne tam üyelik söz konusu olabilir mi? Peş peşe açıklamalar geliyor. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu şimdi ele alacağız. Dün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldiler. Türkiye gündeme geldi. Süreç nasıl evrilebilir? Çok tecrübeli bir isme soracağız elbette konuyu. Emekli Büyükelçi Onur Öymen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri gördük tekrar. Ben de çok mutlu oldum. Sizinle daha önce telefonla görüşüyordum ama şimdi yayında ağırlamak çok memnun etti beni de. Hoş geldiniz tekrar. En iyi bildiğiniz alanlardan bir tanesini konuşacağız. Şimdi aslında az önce Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü ekranlarınıza getirdim. Elbette o süreçlere de tanıklık ettiniz. O konuya dair söylemek istediğiniz var mıdır? Önce onu sorayım, sonra Avrupa Birliği ile devam edelim. Tabii Kıbrıs Harekatı olduğunda, yapıldığında ben Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs Şube Müdürü'ydüm. Harekattan hemen sonra da Lefkoşa Büyükelçiliği'ne müsteşar olarak atandım. 4 yılım geçti Kıbrıs'ta. Bir devletin kuruluş aşamalarında hazır bulunmak beni gerçekten çok mutlu etti. Gerçekten Türkiye hesabına çok gurur verici bir hareketti. Cumhuriyet tarihimizin en başarılı aşamalarından biri oldu Kıbrıs Harekatı. Neticede yani Kıbrıs'ta Türkler ilk defa olarak İngiliz sömürgesinden kurtulduktan sonra ilk defa olarak kendi topraklarında özgürce demokratik bir düzen içinde yaşama imkanına kavuştular. Bu bizim için çok büyük bir gurur vericidir ve bunu sağlayan Kıbrıslı Türklere o zamanın lideri Denktaş'a şükranlarımızı sunuyoruz tekrar. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili konuları konuşmak istiyorum. Dün Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi ve orada açıklamalarda bulundu. KKTC'yi bir an önce tanıyın mesajını verdi. Şimdi bu konunun Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerine etkilerini sormak istiyorum. Öncesinde şuradan başlayalım. Avrupa Parlamentosu'nun bir Türkiye raporu var, yayınlandı ve Dış İlişkiler Komitesi'nde de kabul edildi bu rapor. Şu anki şartlarda müzakerelere, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin raporda
başlayamayacağı belirtildi. Ve Avrupa Parlamentosu'nun kararına baktığımız zaman da Avrupa Birliği'ni Türkiye ile ilişkiler için tam üyelik konusunda alternatif bir yol aramaya çağırıyor. Bu ne anlama geliyor? Alternatif yollar ne olabilir? Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi bunları Türkiye'deki durumla bağlantılı olarak dile getiriyorlar sık sık. Yani Türkiye'de insan hakları, işte özgürlükler falan alanında çok sıkıntılar var, gerilemeler var. Hatta Alman Dışişleri Bakanı Baerbock demiş ki yalnız durmakla kalmadı. Türkiye'nin üyelik süreci derin dondurucuya koyduk demiş. Evet. Yani şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Acaba gerçekten Türkiye'deki iç politika gelişmelerine mi ilgili yoksa başka sebepleri var mı? Bakın şimdi Türkiye Avrupa üyelik sürecine başladıktan sonra insan hakları alanında çok büyük adımlar attı. Muhalefet, iktidar birlikte hareket ettik ve anayasa değişikliği yaptık. O kadar ki uluslararası alanda insan hakları ile ilgili sözleşmeler ulusal hukukun önüne geçti bizim yaptığımız değişikliklerle. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 10. protokollerine onayladık. Çok önemli bir şey. 6. protokol savaş zamanı hariç idam cezasının kaldırılmasını öngörüyor. 10. protokol ise savaş zamanı dahil idam cezasının kaldırılmasını öngörüyor. Şimdi Türkiye bu kadar ilerlemeler kaydederken Avrupa Birliği buna karşılık verdi mi? Yani gerçekten o zaman iktidarla muhalefet birlikte çalışırken Avrupa Birliği bu karşılığı verdi mi bize? Vermedi. Hiçbir aday ülkeye yapılmayan muamele Türkiye yapıldı. Hiçbir aday ülkeyle müzakereler başlarken kullanılmayan sözler Türkiye için kullanıldı. Mesela üyelik müzakerine başlatma belgesinde bu müzakerelerin ucu açık müzakereler olacağı söylendi. Yani bir olabilir de Türkiye olmayabilir. Başka kime söylediniz bunu? Hiç kimse. İnsanların serbest dolaşımına kalıcı kısıtlamalar getirilebilir. İnsanların serbest dolaşımı Avrupa Birliği'nin özü. Ondan sonra başka ne dediniz? Yani bunu bile kısıtlayabiliriz. Başka tarımsal konulara kalıcı kısıtlamalar getirebiliriz. Avrupa Birliği'nin en önemli işlerinden biri tarımsal işbirliği. Şimdi özetle birinci günden itibaren böyle kısıtlamalarla karşılaştık. Daha da kötüsü tam müzakerelere başlayacağımız zaman Avrupa Birliği Kıbrıs meselesiyle Türkiye'nin üyelik sürecini birbirine bağladı. Ne yazık ki o zamanki hükümet bunu kabul etti. O zamanki İçişleri Bakanı'nın imzasıyla yazılı olarak da bunu teyit ettik. Daha sonra öyle bir anlaşma Türkiye'ye bir protokol imzalattılar ki Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs Devleti'nin meşru temsilcisi gibi tanımaya Türkiye'yi götürecek. Biz buna çok büyük tepki gösterdik, hükümeti uyardık. Hükümet anladı sonunda işin ciddiyetini ve bunu onaylamadı. Sen misin onaylamayan? Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin konseyi 8 müzakere başlığına ambargo koydu. Arkasından Fransa 5 müzakere başlığına ambargo koydu. Arkasından Kıbrıs Rum yönetimi 6 müzakere başlığına ambargo koydu. Yani Türkiye'yi baştan böyle engelleyici yaklaşımlar benimsediler. İşte kör topal birkaç sene devam etti üyelik müzakereleri. Fakat bir süre önce bunu da fiilen askıya aldılar. İşte derin dondurucuya koydular. Ama niçin gelinen durumda? Noktada bir de şimdi eleştiriler, siz de az önce ifade ettiniz. Bauerbock'tan geliyor Annalena, evet. Almanya Dışişleri Bakanı ve çok kritik. Orada diyor ki Türkiye hukuk devleti olmaktan ve insan haklarının gözetilmesine oldukça uzak olduğuna işaret ediyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi derin dondurucuya girdiğini söylüyor ve naif olmadıklarını ve zor bir dönemden geçiriyor diye Ankara'ya hediyeler de verilmeyeceğini söyleyerek aslında Avrupa'ya kapıyı kapattılar. En azından bu düşüncedeler zaten diyebilir miyiz? Ve süreçte sizin o müzakereleri başladığınız süreçten bugüne de hukukun üstünlüğü de epey bir yol kat etti ama negatif yönde. Dolayısıyla şimdi bunun da etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Şunu unutmayalım ki bu gelişmeler bazı Avrupa ülkelerinin başta Almanya olmak üzere iç politikasıyla yakından ilgilidir. Daha önce Helmut Kohl, Hristiyan Demokrat Parti lideri 16 yıl başbakanlık yaptı. 16 yıl içinde bir tek kere Türkiye şu koşulları yerine getirirse biz de Türkiye'nin üyeliğini destekleriz dememiştir. Bir kere. Ben Almanya'da 5 yıl büyükelçilik yaptım. Gelişmeleri yakından izledim. Nasıl başladı peki bizim müzakereler? Almanya'da seçimler oldu, hükümet değişti.
Hristiyan demokratların başındaki hükümet gitti. Sosyal demokrat yeşiller hükümeti geldi. Gerhard Schröder, Joschka Fischer hükümeti. Ve bunlar Türkiye'nin üyeliğini destekliyoruz diye çıktılar. Ve o sayede bizim üyelik müzakerelerimiz başladı. O sırada daha sonra tekrar Hristiyan demokratlar çıktılar oldu ama o sırada Hristiyan demokratlar muhalefetteydi. Angela Merkel o zaman muhalefet lideri olarak Ankara'ya geldi. Kendisinde Alman Büyükelçisi'nde dar katılımlı bir yemekte buluştuk. Tam iki saat yüz yüze Türkiye'nin AB üyeliğini konuştuk. Ve Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne neler kazandıracağını anlattım kendisine. Dinledi. Sonra dedi ki yani birçok konuda sizinle de aynı görüşteyim, paylaşıyorum görüşlerinizi. Ama dedi ben Alman halkının karşısına çıkıp Türkiye'nin üyeliğini destekliyorum diyemem. Bu kadar açık. Nedeni nedir yani, sizce? Avrupa Birliği'nin bir değerler bütünü olması mı yoksa farklı sebepler mi? Yani Türkiye pazar olmak dışında... Farklı anlatıyorum. Mesela Schäuble diye bir maliye bakanları vardı. Sonra meclis başkanı oldu falan. Bu adam bir demeç verdi. Ben Almanya'da büyükelçiyken. Dedi ki demecinde diyor ki biz diyor Türkiye'yi hiçbir zaman yapmayacağımızı kendilerine söylemek cesaretine sahip olmalıyız. Gittim kendisi ziyaret ettim. Siz dedim dediniz mi hakikaten? Dedim. Ama bu dedi benim şahsi fikrimdir. Peki dedim niçin hiçbir zaman üye olmamalıymış Türkiye? Çünkü dedi bizim açımızdan Avrupa Birliği bir kültür projesidir. Peki dedim İspanyol kültürüyle İsveç kültürü bir mi Avrupa Birliği içinde? Falan bunları söyledim. Dedi ki biz kültür deyince biraz da dini anlarız. Açıkça yüzümüze söylüyorum. Yani dini nedenlerle Alman Hristiyan demokratları Türkiye'yi dışlamak istiyordu. Bu kadar açık. Şimdi daha sonra işte sosyal demokratlar, yeşiller gelince bir pencere açıldı. Süreç başladı. Tekrar Hristiyan demokratlar gelince bu pencere adım adım tekrar kapatıldı. Şimdi tuhaf olan tarafı şu ki şu anda iktidarda olan yani Olaf Scholz'un başkanlığındaki sosyal demokrat, yeşiller, liberaller hükümeti de maalesef Hristiyan demokratların politikasına yakın bir politika izliyor. Şimdi bu konuda size bir şey anlatayım. Bu Hristiyan demokratlar, liberaller iktidardayken Liberal Parti Başkanı ve koalisyonun işte başkan yardımcısı Ankara'ya geldi. Mecliste bir toplantı yaptı bizimle. Ben o sırada işte Dışişleri Komisyonu üyesiyim falan. Avrupa Birliği Komisyonu. Kendisine dedim ki bakın Almanya'yla çok yakın tanışıyoruz. Bakın dedim ben size bir soru soracağım. Almanya'nın her istediğini yaparsak Türkiye'nin üyeliğini destekleyecek misiniz? Yani bize ne diyorsanız hepsini yaptık diyelim. Türkiye'nin üyeliğini destekleyecek misiniz? Cevap. Cevabını bildiğiniz soruları sormayın. Ne anlarsınız bundan? Evet yani desteklemeyecekler. Ne o zaman Erdoğan'ın şu anda izleyicilerimiz de sıcak gelişmeleri de takip ediyorlar. Vilnius'a giderken bir hayal sattığını ve dönüşte de Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri başlayacak yönünde iktidarın açıklamalarının bir hayal olduğunu ben sizin kurduğunuz tümcelerden anlayabiliyorum. Şimdi yeni bir gelişme var. Buyurun siz devam edin. Süremizi de idare kullanayım. İlginç bir gelişme var. Evet. İlk defa bu Der Spiegel dergisi Almanya'nın en etkili dergisidir. Ve Der Spiegel sürekli olarak Türkiye hakkında eleştirisel yazılar yayınlamıştır. İlk defa bu hafta bir yazı yayınladı. Ve diyor ki Türkiye'nin üyeliği Avrupa Birliği'ne büyük bir katkı sağlayacaktır. Çünkü Türkiye Avrupa'nın toprakları en büyük ülkesidir. Rusya'nın işte tabii. Ve nüfusu Almanya'yı da geçti. Eğer Türkiye ile Ukrayna Avrupa Birliği'ne üye olursa Avrupa Birliği yeniden dünyada güç kazanacaktır. Yani Almanya'nın toprakları 1/3 oranında genişleyecektir. Avrupa'nın nüfusu 1/4 oranında genişleyecektir. Yeniden Avrupa Birliği bir güç odağı olacaktır. İlk defa bunu okuyoruz. İlk defa okuyoruz ama bu açıklamalar da ard arda geliyor. Şimdi şunları da değerlendirmek, göz önünde bulundurmak, bunun üzerinden yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantıya girdi dün. Yeni bir gelişme bu. Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanlığıyla bakanlarıyla bir araya gelindi. Ve Türkiye öğle yemeği arasında görüşüldü Sayın Emekli Büyükelçi Onur Öğmen. Borrell diyor ki Hakan Fidan'la Jakarta'da görüştük. Türkiye katılım müzakerelerini yeniden başlatmak istiyor. Bize yönelik siyasi yaklaşımlar
yaklaşımlarda AB gündemini, Avrupa Birliği gündeminde üst sıralara koymak istiyorlar. Bu iyi haber diyor. Yani aslında burada Avrupa'nın bizden beklentisi nedir? İlk sorum o. İkincisi de Borrell vize serbestesi ve gümrük birliği konusundaki bir soru karşısında da Türkiye-Avrupa ilişkileri tek yönlü değildir dedi. Her iki tarafında beklentileri var dedi ve direkt Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e işaret etti. Nasıl okumak gerekiyor burayı? Şimdi bakın bu konuda söyleyeceğim şu. Avrupa Parlamentosu üyeleri, Borrell dahil olmak üzere, raportör, Amor dahil olmak üzere diyorlar ki Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle kendisine Avrupa Birliği'nin üyeliği arasında bağ kurmaya çalışıyor. Söz konusu değildir diyor, NATO ile Avrupa Birliği arasında hiçbir bağ yoktur. Acaba öyle midir? Acaba öyle midir? En önemli konumuz NATO ile Avrupa Birliği ilişkileri oldu son yıllarda. Çünkü Avrupa Birliği siyasi ve ekonomik boyutuna ilaveten bir de savunma ve güvenlik boyutu kazanmayı kararlaştırdı. Bir Avrupa ordusu kurdular. Fakat baktılar ki kendi imkanlarıyla bunu yapamayacaklar. Onun için NATO'ya başvurdular. NATO'nun kaynaklarından yararlanarak işte lojistik, eğitim, istihbarat vesaire filan NATO'nun imkanlarından yararlanarak ancak bunu yapabiliriz dediler. Fakat bu imkanı NATO'dan sağlayabilmek için bütün NATO ülkelerinin onayı lazım. Ve o tarihte Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO ülkeleri de vardı. Başta Türkiye olmak üzere. Büyük bir tartışmaya giriştik. Dedik ki biz size bu onayı veririz ama siz de bu Avrupa ordusunun yönetiminde, komutasında Türkiye'ye ve Türkiye gibi ülkelere yer vereceksiniz. 2 yıl sürdü bu tartışmalar. Hala da devam ediyor. Sonunda bizim istediğimize biraz yakın bir şeye vardılar. Sonuca vardılar ama tam istediğimiz olmadı. Fakat şu çıkıyor ortaya ki Avrupa Birliği ile NATO arasında çok yakın bir bağ var. Yani NATO olmadan Avrupa Birliği bu savunma ve güvenlik boyutunu hayata geçiremiyor. Kendileri itiraf ediyorlar. Aslında Stoltenberg'den de şöyle ben desteklerim bireysel olarak ama nihai karar Brüksel verecek demişti. Şimdi bir dakikamız var. Reklama son cümlenizi de almak isterim. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki bir soruya cevaben ben de dedi destekliyorum Türkiye'nin üyeliğini. Evet. Hani alakası yoktu. Niye demiyor NATO başka iştir, bize alakadar etmez demiyor da ben de destekliyorum. Çünkü NATO ile Avrupa Birliği arasında çok yakın bir bağ var. Yani bunun uzun hikayesi var. Başka bir programda belki konuşuyoruz. Peki. Ama netice itibariyle şunu söylemek istiyorum ki Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli konularından biridir. Bir tek örnekle bitireceğim. Avrupa Birliği'ne üye olsaydık, o zamanlar hesabını yapmıştık birkaç sene önce. Avrupa Birliği bütçesinden yılda o zaman hesaplarına göre karşılıksız 16 milyar dolar euro olacak. 16 milyar euro Türkiye'nin kasasına girecek. İlk etap. Bu paralar bugün Yunanistan'a gidiyor, Bulgaristan'a gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, Türkiye'ye gelmiyor. Yani Avrupa Birliği'ne sadece ekonomik açıdan düşünseniz orada da önemli avantajlarımız olacak. Yani bu konuyu gündemde tutmakta fayda var bence. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi, izlenimlerinizi bizlerle paylaştığınız yayınımıza katıldınız. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, emekli Büyükelçi Onur Öğmen bizlerle birlikteydi. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri uzunca bir süredir inişli ve çıkışlı biliyorsunuz. Sebeplerini sorduk kendisine ve tanıklık ettiği süreçlerle bugünü bizler için yorumladı. Şimdi noktalayalım. Saat başında yeni gelişmelerle gün başlıyor programı devam edecek. Tele1 ekranlarından gün başlıyor programından bir kez daha merhaba değerli izleyiciler. Saatlerimiz 10'a yaklaşıyor gün başlıyor programı da 3. bölümüyle ve yeni gelişmelerle devam ediyor. Ben Alev Olgay. 3. saat dilimimizde şimdi yeni başlıklar var sizlere aktaracağım. Artık hayatımızda bir sosyal medya var biliyorsunuz uzun bir süredir ve gündemin oralarda da şekillendiğine zaman zaman tanıklık edebiliyoruz. Hatta kampanyalar başlatabiliyorlar ve linç kampanyaları sonucunda tutuklamalara dahi süreç gidebiliyor ya da yeni sıcak bir gelişmeyi artık Twitter'dan da edinebiliyoruz. Çünkü bireylere açık kişiler düşüncelerini oradan
özgürce ifade edemeseler de ifade etmeye çalışıyorlar. Ama Twitter'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şimdi aktarayım sizlere. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Twitter'a artık reklam verilmesini yasakladı değerli izleyiciler. BTK'nın kararına göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan ve gerçek ve tüzel kişiler Twitter'da yeni reklam veremeyecek bundan böyle. BTK Twitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldığı sıcak bir gelişmeydi. Aktarmak istedim sizlere. Şimdi ekonomiyle başlayalım. Neler yaşandı? Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Merkez Bankası Haziran ayında yükselttiği faizi ikinci kez artırdı ve Erdoğan'ın düşük faiz tezi doğrultusunda 27 aydır aşağı yönlü hareket eden faiz eğrisi artık çıkışta değerli izleyiciler. Sözcü gazetesi de o eğriye yer verdi. Nasıl önce aşağı indirildiğini ve daha sonrasında yukarı. Seçimden önce nas, seçimden sonra bas. Yıllarca Kur'an'dan nas'ı örnek gösterip faizi indirten iktidar seçimi tekrar kazanınca bir U dönüşü yaptı ve politika faizi 250 puan artışla %17,5'a çıkarıldı. Ben ekonomistim diyen Erdoğan, Eylül 2021'den seçime kadar olan süreçte ekonomi bilimine aykırı bir politika uygulattı ve faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Kur'an'dan nas'ı örnek gösterip faizleri indirtti. Bu yüzden kur patladı. Karşı pazarda her şeyin fiyatı katlandı. Milyonlarca vatandaş da böylece yoksullaştı. Adım adım çıkıyor. İktidar Mayıs'ta seçimi kazanmasının ardından faiz konusundaki tavrını değiştirdi ve seçim öncesindeki faiz indirimi politikası faiz artışına döndü. Merkez Bankası geçen Haziran'da 650 baz puan artırdığı politika faizini dün 250 puan daha artırdı. Böylece faiz %15'ten %7,5'a çıkarılmış oldu. Ama beklentileri karşıladı mı diye soracak olursanız karşılamadı değerli izleyiciler. Ve şu anda içinde bulunduğumuz sürecinde rasyoneliteden son derece uzak olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Hatta ekonomistler diyor ki Profesör Doktor Acemoğlu şöyle diyor, ekonomi belki seçime kadar bile ayakta kalamaz çünkü rasyoneliteye dönüş yine kağıt üzerinde kaldı. Enflasyonun da kurun da tırmandığı süreçte Merkez Bankası faizi 17,5'a çıkardı. Beklentilerin altında kalan artış için ekonomistler faiz politikası hala bilim dışı ve irrasyonel dedi. Ali Babacan diyor ki elinizi Merkez Bankası'ndan çekmezseniz enflasyon düşmez. Babacan merkezin kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kardeşinizi iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez devamlı düşecektir sözlerini hatırlattı ve Deva Partisi lideri anlamadı anlamıyor seçimden önce düşecek diyor. Seçimden sonra iki kez faiz artırıyor Erdoğan. Merkez Bankası'ndan elini çekmedikçe enflasyon düşmeyecek dedi. Şimdi dün konuştuk, dünden önceki gün hatta Kerim Rota ile dün konuştuk. Karıştırıyorum ben de artık. Kendisi Merkez Bankası faiz kararı öncesinde bir yorumda bulundu. Bir soru yönelttim. Biliyorsunuz iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteci var. Abdülkadir Selvi. İkidir nokta atışı yapıyor Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili. Öncesinde de faiz arttırıldığında da Haziran ayında da tutturmuştu. Şimdi de tam olarak nokta atışı yaptı ve faiz kararını bildi diyebiliriz. Oysa Kerim Rota diyor ki bunu bilmek imkansız, içeriden sızdıran biri olmadığı sürece. Şimdi yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı yeni bir görev düşüyor. İçerideki bu köstebek kim araştırılması gerekiyor şeklinde yorumlarda bulunuluyor. Burada Ali Babacan'ın eleştirisinin ardından söylemek istedim. Çünkü Erdoğan'ın hala elinin Merkez Bankası'nın üzerinde olduğunu söylüyor ve bağımsızlığı tartışma konusu. Süreçte biz neler yaşıyoruz peki? Akaryakıtta bir haftada ikinci büyük zamma tanıklık ediyoruz. Şimdi faiz artışı gerçekleşiyor ama döviz kuru ne durumda diye soracak olursanız faiz artışına rağmen dövizdeki hareketlilik de devam ediyor değerli izleyiciler. Az sonra zamları ekranlarınıza taşıdıktan sonra döviz tabelalarını da taşıyacağım ekranınıza. Depodaki yangın da büyüyor. ÖTV artışıyla birlikte benzinin litresi 34 lirayı aşarken pompayı bu kez kur zammı vurdu. Motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk bir zam geldi. Şimdi il il bakalım. Dün gece yarısından itibaren geçerli oldu. Pompaya yansıdı. Motorine ne kadar zam geldi? Ekranlarınıza geliyor ayrıntılarıyla birlikte. ÖTV artışına rağmen akaryakıtta zam furyası
tam gaz sürüyor. Motorine bu gece itibarıyla büyük bir zam yapıldı. 1 lira 55 kuruşluk. Hafta başında akaryakıtta ÖTV artmıştı. Motorinin litresi 6 lira birden yükseldi. Bu kadarla da kalmadı. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk bir zam yapıldı. Artış pompa fiyatlarına da yansıdı. Sürücüler artık kontak çeviremez hale geldi. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33 lira 92 kuruştan satılıyor. Benzin litresi ise ortalama 34 lira 05 kuruştan alıcı buluyor. Yılbaşında benzin fiyatları ne kadardı diye soracak olursanız benzinin litre fiyatı 21 lira 14 kuruştu. Motorinin litre fiyatı ise 23 lira 50 kuruş seviyesindeydi. Şimdi gelsin ekranlara bakalım döviz kuru ne durumda? Tabelalar canlı olarak ekranlarınızda. Merkez Bankası 2,5 puanlık bir faiz artışına gitti. Geçen ayın üzerine 2,5 puan eklendi. 250 bas puan ama tabelalar durmuyor. Faiz artışına rağmen döviz kurunda aşağı yönlü bir hareket yok. Aksine yukarı yönlü seyrediyor. Zaten ekonomistler diyordu ki beklentilerin altında gelirse dövizi tutmak da mümkün olmayacaktır. %20'ye çıkarılması yeterli olabilir şeklinde yorumlar vardı. Altında kaldı ve süreçte dolara bakıyoruz. 26 lira 93 kuruştan işlem görüyor. 27 liraya dayanmış durumda şu anda dolar. Euro'ya baktığımız zaman 30 liradan işlem gördüğünü görüyoruz. Yukarı yönlü hareketi de devam ediyor. Euro dolar paritesinde de oklar yukarı yönlü 1.11 seviyelerinde seyrediyor. Altın onsu 1970 dolardan işlem görüyor şu anda piyasalarda ve çeyrek altın 2789 liradan el değiştiriyor değerli izleyiciler. Gram altına baktığımız zaman 1706 liradan el değiştirdiğini görüyoruz. Hal böyle olunca şimdi kapalı çarşıda bazı dolandırıcılıklar da meydana geldi. Bir operasyon düzenlendi sahtekarlığın önüne geçmek için. Altın fiyatları sürekli yükselirken sahtekarlar da sahtesiyle piyasayı dolandırmaya çalışıyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da iki kişi ayarı düşürülmüş altın bilezik, zincir ve yüzük gibi mücevherleri takoz, yaldızlama, patentleme, süsleme adı altında piyasaya sürmeye çalıştı. Dolandırıcılar sahte altınları kuyumculara satmaya çalışırken polisin radarına yakalandı. Bir ay boyunca dolandırıcıları takip eden polis operasyon başlattı. Piyasa değeri 80 milyon lira olan 50 kilo sahte altın ele geçirildi. Atölyeci ve imalatçı olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi Mehmet Şimşek'in paylaşımları var. Ekranlarınıza gelecek değerli izleyiciler. Bu faiz artışı ile ilgili muhalefetin eleştirileri var. Önce onu ifade etmek isterim. Yapılan bu U dönüşünü eleştiriyorlar ve Temmuz faiz artışının enflasyonla mücadeleye yetmeyeceği belirtiliyor. Muhalefet tarafından Merkez Bankası artıştan sonra da bazı açıklamalarda bulundu ve enflasyonda yükseliş devam ediyor denildi. Şimdi vergi düzenlemeleriyle ilgili de dikkat çeken bir nokta vardı Merkez Bankası'nın açıklamalarında. Kurul vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde olumsuz etki yapacağını öngörmektedir şeklinde adeta bir isyan geldi Merkez Bankası'ndan. Çünkü aslında para politikasıyla maliye politikaları arasında bir uyum yok diyor. Kurduğu tümcelerden bunu anlamak mümkün. Peki Mehmet Şimşek ne diyor Maliye Bakanı bu süreç içerisinde yaşanan gelişmeleri? Şimşek'ten raporlu gri liste bir açıklama geldi. Ülkemizi gri listeden çıkarmaya kararlıyız ifadeleri kullanıldı. Paylaştığı tweetinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Eylem Görev Gücü'nün Türkiye raporunu ülkemizi gri listeden çıkarmaya kararlıyız diyerek paylaştı. Türkiye 21 Kasım 2021'de kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün'le birlikte küresel kara para aklama ve terör finansmanının gözlemcisi
Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınmıştı. Gri listede yer almasının, sermaye akışının, gayri safi hasılanın belirli bir oranı kadar azalması ve sendikasyon kredilerinde maliyet artışı gibi bazı olumsuz etkileri bulunuyor. Şimdi Maliye Bakanı'ndan da açıklama geldi. Ülkemizi gri listeden çıkarmaya kararlıyız şeklinde bir açıklaması oldu değerli izleyiciler. Ama bu açıklamalarına güveniliyor mu Maliye Bakanı'nın derseniz güvenilmiyor. Yorumlar bu yönde. Neden diye soracak olursanız rasyonel adımlar atmamakta ısrarcı çünkü kendisi. Biliyorsunuz kamuda tasarruftan bahsediyordu. Böyle bir genelge yayınlandı ama o tasarruf yine iktidar tarafından delindi. Biliyorsunuz bir körfez turu ziyareti gerçekleşti ve oraya 3 ayrı uçakla gidildi. Bu şekilde delinmiş oldu ve süreçte yine bir ihale açıldı. Konuyla ilgili yine bir delme süreci yaşanmıştı. Haberlerimizde de aktarmıştık. Maliye Bakanı'na güvenilmiyor. Ekonomiye güvenilir mi peki bu noktada diye soracak olursanız? Hayır, tüketici güven endeksi durumu açıkladı bizlere. Tüketici güven endeksi nedir? 0 ile 200 arasında bir skala var değerli izleyiciler ve orada tüketici ekonomiye ne kadar güveniyor, güvenmiyor rakamlar bize anlatıyor. 0'dan 100'e kadar olan bölüm kötümser, 100'den 200'e kadar olan bölümse iyimser bir tabloyu bizlere anlatıyor. Şimdi 0 ile 100 arasında gelirse endeks eğer, İşte o zaman yurttaş ekonomiye güvenmiyor demek ve bu da bize ekonominin tablosunun fotoğrafını çekmek anlamına geliyor. Seçim öncesi artmıştı tüketici güven endeksi ama seçim sonrası sert bir düşüş yaşandı hem de Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi açıklandı. Seçimin yapıldığı Mayıs ayında 91,1'e kadar yükselen endeks, seçim sonrasında döviz kurlarındaki artış ve vergi zamlarıyla birlikte 2 ayda sert düşüş yaşadı. Endeks Haziran'da 85,1'e, Temmuz'da 80,1'e geriledi. Bu durum tüketicinin daha az alışveriş yapacağının ve ekonomik küçülme yaşanacağının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yine AKP, yine kendisine yakın şirketlere bir ihale. Ayrıntılarını paylaşayım sizlerle. Muhalefet tarafından beşli çete ve yandaş olarak adlandırılan şirketlerden Kalyon Holding ve Cengiz Holding'in ortak iştiraki nedir? İGA. İGA Havalimanı İşletmesi anonim şirketleri yine AKP'ye yakın olmanın avantajını ihaleyle aldı. İstanbul Havalimanı'nın ana terminal binasının hemen yanında yapmak istediği otel için onay çıktı. Projeye göre alanda 9 katlı oteller bile inşa edilebilecek. Halk açlık sınırı altında maaşlarla geçinmeye çalışırken AKP iktidarı da kamunun milyarlarca lirasını şirket teşviklerine harcamaya ve kendisine yakın isimlere ihale dağıtmaya devam ediyor. Ben bu ülkenin beşli çetesine talip değilim. İsimleri kamu ihalelerinde sıklıkla duyulan muhalefetin yandaş ve beşli çete dediği AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın gözde şirketler olarak da bilinen Kalyon ve Cengiz ihale almaya hız kesmeden devam ediyor. Dahası istedikleri projelere hızla onay da alabiliyor. Bunlardan birisi de İstanbul Havalimanı'nın ana terminal binasının hemen yanı başında yapmak istedikleri 9 katlı oteller. Milyarları götürenler büyüdü. Bir değil, 3 değil, 5 maaş alanlar büyüdü. Onlar büyüdükçe milyonlar fakirleşti. Kuzey Ormanları Savunması'nın analizlerine göre 8 milyon ağaç kesilerek inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi olan İGA, havalimanının hemen yanındaki alanda otel yapmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. Geçtiğimiz günlerde bakanlıktan ÇED, yani çevresel etkin değerlendirmesi olumlu kararı alan şirket, 255 milyon 792 bin liralık projesiyle birlikte alanda 9 katlı 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller yapacak. Bu oteller uçak pistlerine 1250 ve 1700 metre uzaklıkta olacak. Ayrıca yapımı devam eden 3. pistte de 1000 metre uzaklıkta yer alacak. 3 yıldızlı otel 5506 metrekarelik alanda yapılacak.
Projeye göre 8 katlı otelde 631 oda bulunacak. Üçüncü yapı olarak belirlenen 5 yıldızlı otel projesi de 9 kattan oluşuyor. Yine Çevre Bakanlığı'nca onaylanan projeye göre 5214 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek otelde 555 oda olacak. Seçimlerin hemen ardından açılan mecliste 1,5 ayda sadece 4 gün genel kurulda yasama çalışması yapan milletvekilleri bu sürede ne kadar maaş aldılar sizce? 100 bin lirayı aşan maaşlar aldılar. Ancak halkın sorunları ise görmezden gelindi. Halkın acil sorunlarına karşılık ek zam dışındaki teklifler gündeme alınmadı ve 12 komisyonsa hiç çalışmadan maaş aldı. Hoş geldiniz diyor. AKP ve Cumhur İttifakı seçim öncesi verdiği vaatleri unuttu. Seçimlerden sonra açılan mecliste 1,5 ayda sadece 4 gün genel kurulda yasama çalışması yapan milletvekilleri bu sürede 100 bin lirayı aşan maaş aldı. Ancak yurttaşların sorunlarını görmezden geldi. 15 Temmuz törenlerinin ardından 1 Ekim'e kadar tatile giren mecliste emekli milletvekilleri 150 bin liraya yakın tutarda maaş almaya hak kazandı. Yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Milletvekillerinin hesaplarına ise 100 bin lirayı aşan tutarda maaş yatacak. Sadece 44 gün mesai yapan meclis bu süre boyunca yaşanan hayat pahalılığını çözmek yerine başta ÖTV artışı ve yeni zamlara kapı aralayan teklifleri hayata geçirdi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına %40 zam yaptı. Borçlanma yetkisini 3 kat arttırdı ve sonrasında 2,5 ay sürecek tatil başladı. Meclisin açık olduğu 44 günde genel kurulda 16 birleşim gerçekleştirildi. Bu birleşimlerin çoğu meclis başkanı seçimi, başkan vekillerinin, katip üyelerinin belirlenmesi yani meclisi yeni yasama dönemine hazırlamaya yönelik çalışmalarla geçti. Milletvekilleri bir uluslararası anlaşma olmak üzere sadece 3 teklifi yasalaştırdı. Emekli ve memur maaşlarına zammın yanı sıra ek vergi yükü getiren ve çevre katliamına yol veren torba teklif, ek bütçe teklifi ve uluslararası anlaşmalar kabul edildi. Meclis Genel Kurulu dışında komisyonlar da mesaisini çoğunlukla prosedürlere harcadı. Üye dağılımı ve seçiminin yapıldığı komisyonlardaki tek yasama faaliyeti Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirildi. Bir görüşmede uluslararası anlaşma nedeniyle Dışişleri Komisyonu'nda yapıldı. Aralarında anayasa, ulaştırma ve turizm, içişleri, kadın erkek fırsat eşitliği, milli eğitim, sağlık gibi komisyonlarsa yaklaşık 1,5 aylık süre boyunca hiç toplanmadı. Meclisin mesai yaptığı sınırlı sürede muhalefet, zamlar da dahil halkın acil sorunlarına ilişkin görüşme önerileri verdi ama Cumhur İttifakı'nın oylarıyla bu öneriler gündeme dahi alınmadı. İşte muhalefetin görüşülmesini istediği ama iktidarın reddettiği o başlıklar. Kişisel verilerin güvenliği, kaçak eğitim merkezleri, çiftçilerin sorunları, cezaevlerinde bulunan idare ve gözlem kurullarının verdiği haksız kararlar, vergi adaletinin sağlanması, tutuklu gazeteciler, ekonomide yaşanan sorunlar. Tüm bu eleştirilerin gölgesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 4 partinin başvurusu üzerine 25 Temmuz Salı günü meclisi saat 15'te zam konulu olağanüstü toplantıya çağırdı. 44 gün mesai yapan meclis 45. mesai gününü 25 Temmuz'da yapacak değerli izleyiciler. Gündemlerinde zam olacak. Yurttaşın sorunlarını konuşacaklar tatillerinden dönüp ve meclis başkanı CHP'nin bir başvurusu vardı biliyorsunuz muhalefet partilerinin. Meclis 25 Temmuz'da toplanması yönünde karar verildi ve toplantıya çağırdı. Elbette bu toplantıdan ne çıkar? O zamlarla ilgili merak ediyoruz ama neden acaba süreçte çalışırken siz o 44 günlük süreç içerisinde MTV'ye zam görüşülürken acaba niye katılmadınız? Şimdi 44 gün çalışıldı deniliyor ama katılmadıkları toplantılar da var. Örneğin 69 CHP'li vekil neden katılmadı? O zamlar nasıl yapıldı? Şimdi neden acil bir toplantı talep ettiniz? İşte buralar soru işareti ama 25 Temmuz'dan ne çıkacak? Gözlerimiz elbette o günde olacak. Peki siyaset cephesine bakalım şimdi neler yaşanıyor? Ana muhalefetin içerisi
karışık biliyorsunuz değerli izleyiciler. Ve süreç içerisinde neler yaşandı? CHP'de bir polemik sürüyor. O polemik sızdırılan video ile birlikte de artmış durumda. Bir tartışmaya dönüştü. Ekrem İmamoğlu'yla parti meclisi üyesi, geçen dönemin ve bugünün kritik koltuklarında oturan CHP'li isimlerin bulunduğu o Zoom toplantısı sızdırıldı ve YouTube'da paylaşıldı. Değişim toplantısının görüntüleri paylaşıldıktan sonra da tartışma alevlendi. Kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından paylaşıldı. CHP'de taraflar karşı karşıya geldi ve bir etik tartışması başladı. Şimdi bu süreçte peki etik tartışması başladı ama hala o değişimin biz yönünü kapsamını bilmiyoruz. Fakat Bir Gün Gazetesi diyor ki CHP'ye ayna tuttu bu sızdırma işi. Sızdırılan toplantı CHP'ye ayna tuttu başlığıyla çıktı birinci sayfadaki haberinde. Sızdırılan görüntülerin ardından safların netleşmeye başladığı CHP'de sadece kişilerin konuşulduğu kısır döngü yaşanıyor. Ama saflar netleşiyor. Ana muhalefet partisinde üst düzeyde görevli isimlerin İmamoğlu'yla yaptıkları toplantının sızdırılmasının yankıları sürüyor. Sızıntının ardından CHP'de saflar netleşirken muhalif kanadın isteği, başta genel başkan olmak üzere köklü değişikliklerin hayata geçirilmesi, yönetimse kongre sürecine işaret ediyor. Açıkça söylemek gerek CHP ektiğini biçiyor. İktidarın çizdiği çemberin dışına çıkmayı engelleyen bir açmaz söz konusu. Değişim korkusu hakim. Halktan korkan muhalefet olmaz. Halkın talepleri etrafında örgütlenmesinden çekinen CHP sadece kişilerin konuşulduğu kısır döngüye mahkum oldu diyor Yaşar Aydın haberinde. Ama bu sızdırılan videonun da CHP'ye bir ayna tuttuğunu, en azından safların belli olduğunu söylüyor. Şimdi o sızdırılan videonun ardından kim ne dedi? Ekranlarınıza gelecek, haberimizde derledik. Tele1 Haber Merkezi'nin emeğiyle derlendi. Ama CHP'de hala belli olmayan bir nokta var değerli izleyiciler. O da bu değişimin nasıl olacağı. Olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali alternatifi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bazı kurmaylarla online olarak yaptığı değişim toplantısı siyaset gündeminin en üst sıralarındaki yerini koruyor. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Toplantının bir YouTube kanalı üzerinden sızdırılmasının ardından CHP'deki değişim tartışmaları daha da hız kazandı. CHP sözcüsü Faik Öztürk söz konusu toplantı için etik değil derken CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Özturan sözlerine Tele1 ekranlarından yanıt vermişti. Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Bu toplantıya etik olmayan toplantı demek çok akla kar değil. Yani ne demek etik olmayan toplantı? Genel merkezin Zoom üzerinden yapılan görüşmeye paralel toplantı, toplantıya katılanların ve değişimcilerin ise arayış toplantısı dediği başkent kulislerine yansıyan bilgiler arasında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyelerinin tamamına yakınının bu girişimden haberdar olmadığı görüşü parti içinde genel kabul görüyor. Olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali alternatifi. Gelişmelerin ardından en çok merak edilen soru bu görüntüleri kim sızdırdı ve amacı ne oldu? Görüntülerin yayıldığı adresler ve toplantının ardından yapılan açıklamalar sızdırmanın adresi olarak parti için işaret ediyor. Komisyonda bitmiş rapora. Sızdırma tartışmalarına ilişkin konuşan Engin Altay, sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim veremem, günah almak istemem dedi. Yine toplantıya katılan bir başka isim CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, toplantının nasıl sızdığını 10 Haber'den Caner Polat'a anlattı. Günaydın, bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler, bunu yapmamaları lazımdı ifadelerini kullandı. Özgür Özel, o da bu gizli toplantıya katılanlar arasındaydı. Gazete Duvar'a açıklamalarda bulundu. CHP'nin içinde bulunduğu süreçle ilgili her platformda konuştuğunu ve konuşmaya devam edeceğini söyledi. Toplantı kayıtlarının sızdırılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizde tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak genel merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz. Yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz.
örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bundan daha doğal bir şey yoktur diyen Özel, basına yansıyan istifa haberlerine de yanıt verdi. Bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim. Yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim. Toplantının sızdırılması kime yarayacak, kurultayda kimi ön plana çıkaracak bilinmez ama CHP'deki değişim tartışmaları daha çok su götürecek gibi görünüyor. CHP'de gizli toplantı tartışmaları sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu 22 Temmuz'da belediye başkanları, 23 Temmuz'da da parti meclisi için toplantı çağrısı yaptı. Şimdi gözler hafta sonu yapılacak bu toplantılarda. Özellikle gizli toplantıda adı geçen parti meclisi üyelerinin bu toplantıya katılıp katılmayacakları ve bundan sonra izleyecekleri yol merak konusu. Yeni bir gelişme var. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz'a değerli izleyiciler. Arkamda şu anda o açıklamalar var. İmamoğlu değişim hareketinin geldiği noktayı bu sözlerle anlattı ve 1-2 hafta içinde toplumda düşüncelerimi paylaşacağım dedi. İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada Özgür Özel'in yine orada bir açıklaması var. Seçmene hesap vermeliyiz. Duygusal kopuş yaşanıyor dedi ve bu değişimin gerçekleşmesi yönünde taleplerini dile getiriyorlar. Zaten toplantıda da görüyoruz. Ama Ekrem İmamoğlu 1-2 hafta içerisinde topluma düşüncelerimi paylaşacağım diyor. İşte merak edilen nokta tam da bu değerli izleyiciler. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun şu anda herhangi bir düşüncesine hakim değiliz. Hangi konuda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Yalnızca bir değişimden bahsediliyor. Hatta bir internet sitesi açılıyor. Nasıl bir değişim istediğimiz bize soruluyor. Oradan yola çıkarak demeliyiz ki artık biz o değişimin yönünü ve kapsamını merak ediyoruz. Net bir şekilde ben adayım ya da değilim demeniz de bizleri aydınlatacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı süreç geçerli. Şimdi Kılıçdaroğlu da açıklamalarda bulundu. Sızdırılan toplantı ve kurultayla ilgili çarpıcı açıklamaları vardı. Dün Habertürk'te konuştu. Katıldığı programda kurultayın yerel seçimlerden önce olmasından yana olduğunu belirtti. Ve sızdırılan İmamoğlu toplantısıyla ilgili de etik ve normal değil ifadesini kullandı. Hatta şu nokta çok çarpıcıydı. Tekrarlanırsa gereğini yapacağım dedi. Sonra olağanüstü kurultay zemini ya da ihtimali alternatifi nasıl bir... CHP'de değişim sesleri yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Sızdırılan İmamoğlu toplantısını etik ve normal bulmadığını belirtti. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı normal buluyor musunuz? Hayır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li bazı kurmaylarla online olarak yaptığı değişim toplantısı etik değil tartışmasını da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu katıldığı Habertürk canlı yayınında tekrarlandığında kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım mesajını verdi. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Kılıçdaroğlu kara propagandanın gölgesinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair de konuştu. Seçimleri bir yenilgi olarak görmediğinin altını çizdi. Seçim sonuçları bir yenilgi miydi? Yenilgi olarak görmüyorum. 25 milyon insanın kullandığı oyu bir yenilgi olarak tanımlayamazsınız. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık konusunda anlaştıklarını açıklamış, CHP sözcüsü Faik Öztürak ise Özdağ'ın bu iddiasının doğru olmadığını söylemişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Özdağ'la özel protokol imzaladığını doğruladı. Sizin Sayın Ümit Özdağ'la aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı efendim? Var. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması soru işaretleri yaratırken akıllara Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun iddialara verdiği yanıt geldi. O dönem sordum. Yani böyle bir üç bakanlık falan geçmedi o dönem. Sadece bir bakanlık üzerine konuşulduğu zikredilmişti. Daha çarpıcısını söyleyeyim. Bugün de sordum. Sizin dışınızda bir danışmanınız ve hiç kimse bilmiyor bunun dışında. Hayır, danışman dahil kimse bilmiyor.
Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Ankara'nın gündemini alacağız ama öncesinde kısa bir sıcak gelişmeyi aktarmak istiyorum sizlere. Türk Dil Kurumu ile ilgili bazı sözcüklerin yazımında yapılan değişikliklerle gündemdeydi ve bir açıklama geldi konuyla ilgili. Özellikle Türkiye'li kelimesi tepki çektiği için bu konuyla ilgili açıklamasını aktarmak istiyorum. TDK Türkçe sözlüğe eklediği Türkiye'li kelimesiyle ilgili yaptığı açıklamada sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır denildi. Bu sıcak son dakika gelişmesinde paylaşalım. Son durum böyle. Ve şimdi kameraları Ankara'ya çevirelim. Tele 1 Ankara temsilcisi Zeynel Lüle'ye soralım. Haftayı kapatırken Ankara'nın gündeminde neler var? Yeni haftada neler konuşacağız biz? Haftayı aslında kapatıyoruz Alev Olgay. Günaydın bu arada. Günaydın. Ama yeni bir hafta sonuna başlıyoruz. Oldukça evet. Hareketli bir hafta sonu. Belki de hafta içinden daha çok hareketli geçecek bir hafta sonuna başlıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde iki önemli toplantı var. Cumartesi günü yani yarın belediye başkanları bir araya gelecekler. Ve seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelecek belediye başkanları genel merkezdeki kurmaylarla. Ve onun yanı sıra tabii belediye başkanlarının bu toplantısının önemi şu. Çünkü yerel seçimler öncesi de ilk kez bir araya gelecek olmaları, yerel seçimde kimler aday olacak? Tabii burada çok ciddi bir şekilde kulis faaliyetlerinin geçeceğini söyleyelim. Şu ana kadar tabii mahalli seçimlerle ilgili, daha doğrusu mahalli seçimlerle ilgili mahalli kongreler yapılıyor şu aralar. Önümüzdeki ay ilçe kongreleri yapılacak, delegeler belirlenecek ve il kongreleri de Eylül ayında yapılacak. Dolayısıyla bir çok sıcak bir süreç bu. Burada tabii aşağı yukarı kim kimi destekleyecek bunun sayısı belli olacak. Ama tabii bu belediye başkanlarının bir araya geleceği toplantı da Mart ayında yapılacak olan seçim öncesi kimler aday olacak konusu çok önemli. Dolayısıyla hani hem yarınki toplantı çok önemli hem de parti meclisi toplantısı çok önemli. Çünkü parti meclisi iki ayda bir yapılan bir toplantı. Dolayısıyla şu hani videosu sızdırılan, daha doğrusu sızdırılan toplantının ana gündemi de iki ayda bir yapılan bu parti meclisi toplantısının ayda bir yapılması için biraz işte parti meclisi üyelerinin imza toplaması ile ilgiliydi. Dolayısıyla bu parti meclisinin de artık ayda bir toplanmasını istiyordu o toplantıyı yapanlar, hani sızan toplantıyı yapanlar. Ve nihayet gerçekleşti, aslında amaç da hasıl olmuş oldu. Pazar günü bu toplantı yapılacak. Belediye başkanları toplantısına ise 210 belediye başkanının katılacağı aşağı yukarı belli oldu. Yani 23 Temmuz'da yapılacak bu toplantı. 30'u ise mazeret bildirdi. Gelen bilgiler bu şekilde ama 30'u da Kemal Bey'in yanındayız mesajını vererek mazeret bildirdi. Yani artık kim kiminle, kim kimi destekliyor. Bir şekilde hem bu mahalli kongrelerde hem ilçe ve il kongrelerinde çıkan bilgilerden anlaşılacak. Ve 520, İstanbul'da mesela 570 mahallede seçim yapılmış. Şu ana kadar bizim elde ettiğimiz bilgilere göre bu seçimlerin 520'sinde Kılıçdaroğlu ekibinin öne çıktığını anlıyoruz. 50'sinde ise İmamoğlu ekibinin öne çıktığını anlıyoruz. Yani sıcak gelişmeler var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dün akşamki toplantıya geçecek olup, toplantı değil de daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara geçecek olursak önemliydi. Çünkü hem disipline vermeyeceğini açıklaması açısından önemliydi. Özgür Özel ve Gökhan Günaydın biliyorsunuz istifaları istendi bazı MYK üyeleri tarafından. Anlaşılan o ki Kemal Kılıçdaroğlu bunun üzerine daha fazla gitmeyecek. Daha doğrusu böyle bir disiplin süreci başlatmayacak her ikisi için. Zaten o kişiler seçilmiş kişiler olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden almak yerine aslında o hani seçtiği kişiler, seçilen kişiler oldukları için yine bir kez daha böyle oylama süreci yaşanacaktı. Bunun önüne geçmiş oldu. Her iki kişi için, Gökhan Günaydın ve Özgür Özel için daha fazla mağdur duruma düşmesinler diye. Çünkü onların yaptığı açıklamalar ve o da olağan toplantı. Biz bir parti meclisi toplantısının yapılmasını istiyoruz. Çünkü görevden almalar var. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ana kadar geçmişinde seçim öncesi il ve ilçeler başkanları düzeyinde görevden almalar yoktu bugüne kadar. Ve ilk kez yapılmış olması nedeniyle
bu görevden almalar konusunda bunun önüne geçmeye çalışıyorlardı. İstanbul yani Zoom toplantısında gerçekleşen o görüşme bununla ilgiliydi. İşte bununla ilgili parti meclisinin toplanılmasını istiyorlardı. Bu nedenle amaç hasıl oldu neyse. Sonuçta parti meclisinin ana konusu bu görevden almalar konusu bir kere. Onu hemen söyleyelim ama Kılıçdaroğlu ben gündeme getirmeyeceğim dedi ama aralarında herhangi birisi bu konuda konuşma yapmak isterse de tabii ki karşı koymam dedi. Cumartesi günü İmamoğlu bir kere belediye başkanları toplantısına katılacak. Bu Zoom toplantısına katılanlar arasında ve pazar günü de parti meclisi de tabii ki o toplantıya katılanların yer alacağını söyleyelim. Büyük bir ihtimalle gündeme gelecektir ama dışarı çok fazla sızmaması, kamuoyunda bunun çok fazla tartışılmaması için de ellerinden geleni yapacaklarına dair de bizim kulis bilgilerimiz var. Yani bu iş çok tartışılmasın çünkü memleket yangın yerine dönmüş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki sorunlar öyle çok fazla tartışılmasını istiyorlar. Ama Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı bir açıklama var ki o büyük bir ihtimalle tartışılacak. O da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı bu ikili anlaşma. Buna hayır demedi ve ikimizin namusuna teslim bir mutabakat dedi, bir anlaşma dedi. Danışmanım dahil kimse bilmiyordu, hatta Faik Öztürk da bilmiyordu dedi. Ve tabii ki asıl olan da ortak metin. Hani altı liderin bir arada yaptığı ortak mutabakat metnidir asıl olan dedi. Ama tabii ki şu ana kadar kimsenin bilmediği bir mutabakada ya da bir belgeye Kılıçdaroğlu'nun imza atmış olması büyük bir ihtimalle hem parti içerisinde tartışılacaktır hem de tabii ki altılı masa içerisindeki liderler arasında bir soru konusu olacaktır. Bu konuda gündemde bu önemli. Çünkü Kılıçdaroğlu ilk kez açıklıyor ve iki kişinin namusuna teslim bir belge olarak da bunu adlandırıyor. Dolayısıyla böylesine bir açıklama önemli. Bunun da konuşulacağını, tartışılacağını tahmin ediyorum. Kamuoyunda belki de daha fazla öne çıkacak konulardan birisi bu. Kurultay süreci zaten başlamış durumda. Hafta sonu oldukça yoğun Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Bu arada AKP'nin adayları da hani belediye başkanları konusundaki adayları da aşağı yukarı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Fahrettin Koca mesela Sağlık Bakanı'nın İstanbul'dan belediye başkan adayı olacağına yönelik de açıklamalar var. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da adı geçiyor AKP adayları arasında. Ankara için ise tabii Turgut Altınok ön plana çıkıyor daha çok. Murat Kurum'un adı ön plana çıkıyor. Bunlar arasında bir ihtimalden söz ediliyorlar. İzmir Milletvekilliği yapan Hamza Dağ'ın da adı AKP kulislerinde İzmir adayı olarak öne çıkıyor. Antalya ise biliyorsunuz yıllardan beri oradan siyaset yapmakta olan eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adı ya da Antalya'nın eski belediye başkanı Menderes Türel'in isimleri öne çıkıyor. Bu da aşağı yukarı oradan da yavaş yavaş ortaya çıkan kulis bilgileri. Hafta sonunu hareketli geçireceğiz Aliye Bolgay. Dolayısıyla hani hafta içi yoğundu ama hafta sonu daha da yoğun olacak diyebiliriz biz şimdiden Ankara ofisimiz olarak. Tabii ki biz yine buradayız. Tele 1 ekibi olarak buradayız. Hafta sonu da haberlerimizle, yapacağımız canlı bağlantılarla karşınızda olacağız. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden izleyicilerimize ve size tabii ki. Çok teşekkür ederim. Aktardığınız bilgiler için Zeynel Lüle. Ben de rahat bir mesai süreci diliyorum. Hafta sonunda yoğun gündem içerisinde kolaylıklar diliyorum tüm Tele 1 Ankara ekibine. Teşekkür ediyorum tekrar ve selamlarımı gönderiyorum. Değerli izleyiciler, şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün biraz erken çıkıyoruz. Reklama gideceğiz çünkü hemen ardımızdan reklamlarımız var. Onları da girmek gerekiyor biliyorsunuz. Kanal para kazanıyor onlardan. Şimdi Zeynel Lüle aktardı. Ankara'nın gündemi yoğun olacak. Hafta sonunda takip edeceğiz. AKP'nin yerel seçimler için artık hazırlık sürecinde olduğunu ve adaylarını da belirlemeye başladığını söyledi. Ama muhalefet cephesine bakacak olursak hala bir polemiktir, tartışmadır gidiyor. Bir değişimden bahsediliyor ama hala yön ve kapsamdan söz edilmiyor. Bakalım hafta sonunda şekillenecek mi? Acaba
adaylardan ya da liderlerden bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu, bayrak açan İmamoğlu diyebiliriz artık, yanlış olmaz. Net bir açıklama yapacak mı? Nasıl şekillenecek hafta sonu göreceğiz. Şimdi noktalayalım. Hafta başında yeniden görüşeceğiz. İyi bir hafta sonu diliyorum sizlere. Hoşça kalın. Tele1'den ayrılmayın.